Oluşmakta. Konumuz tarımda verimlilik ve gıda. Vizyonumuz belirlediğimiz hedeflere emin adımlarla yürümektir ve kalıcı işlerde yer almaktır. Prestijimizi daha üst segmente taşımak ve emekçi kadınlara destek olmaktır. Misyonumuz ise piyasaya hakim olarak ürün üretimi yapmak ve topraksız tarımı duyurmaktır. Değerlerimizi iş ahlakını sağlayan profillerle çalışmak ve etik kurallara uygun ürün üretimi yapmaktır. Ekibimiz işini severek yapan, motivasyonu kaybetmeyen, bireysel grup üyeleriyle uyumlu çalışabilen elemanlardan oluşur ve şirket kültürümüz aranan olmaktır, en iyi ürünleri temin etmektir, proje sürecini iyi takip etmektir. Şimdi kısa bir proje tanıtım videomuzu izleyeceğiz. Ürünümüzün malzeme özelliği olarak da gözenekli yapıya sahip bir seramik kullanıyoruz. Seramik kullanmamızın en önemli sebeplerinden biri aslında bir testi gibi içerisindeki suyu emip dışarıya doğru yetişecek bitkinin ihtiyacı kadar olan suyu içerisine alacak. Bunun için de aslında hidroponik tarım yani topraksız tarım dediğimiz sistemi kullanıyoruz. Hem toprak tasarrufu hem de su tasarrufu sağlamış oluyoruz. Burada ürünün teknik özelliklerini geçmeden önce ürünün ismi Tasera. Tarım ve seramiğin birleşiminden geliyor. Ve pilot bölge olarak Nevşehir Ürgüp Göreme'yi seçtiğimiz için ürünün logo tasarımında bu şekilde kullandık. Gözenek yapılı seramik olmasından dolayı görmüş olduğunuz gibi su pompası sisteminden yukarıya doğru basınçla ürünün aslında yetişen bitkinin köklerine doğru bir su fiskiye olarak gözenekli yapısı seramiğin onu çekiyor, suyu çekiyor ve bu şekilde kullanıyoruz ürünü. Kullanım alanlarına göre de ürünün tasarımını özelleştirdik. Bu işletmelerde kullanım için uygun olan bir ürün. Burada da hobi bahçeli ve serelerde kullanım için tasarladığımız. Burada da balkonlarda kullanmak istediğimiz zaman nasıl özelleştirebiliriz diye düşündüğümüz ürün tasarımı. Proje modellerimizden bahsedecek olursak, gelir paylaşım modeliyle ortaklıkları teşvik ediyoruz, satışları artırıyoruz ve maliyetleri paylaşıyoruz. Doğrudan satış çok katlı pazarlama modeliyle müşteri odaklı çalışıyoruz. Ürün ve hizmetlerin sunucudan müşteriye doğrudan ulaşımını sağlıyoruz. Reklam modeliyle ise ziyaretçi sayısı yüksek sosyal ağlarda bulunuyoruz ve reklamlarla hem maddi gelir elde edip hem de marka bilinirliğimizi arttırıyoruz. Projemizde pilot bölge olarak tarım ve seramiğin birleştiği nokta olan Ürgüp'ü seçtik. Buradan aldığımız desteklerle bir tanıtım atölyesi açtık. Atölyemizi ziyaret ederek ürünümüzün yapım aşamalarını görebilir, iş ortaklarımız olan zanaatkarlarımızla tanışabilir ve bilgi alabilirsiniz. Markamızın daha fazla insana ulaşması için sosyal medya hesaplarımız var. Baya, Doğaya Dönüş gibi iş ortaklarımız var ve bir kadın girişimi olduğumuzdan Türkiye Kadın Girişimciler Derneği Kadıger, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı gibi vakıflarla ortak çalışıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızda aktif paylaşımlar yapıyoruz ve akılda kalıcı sloganlar ve içeriklerle ürünümüzü tanıtmaya çalışıyoruz. Ürünümüz için personlar yarattık. Ürünü kimin, nerede ve nasıl kullanacağına dair fikir sahibi olmak için yarattık. Birincisi Zeynep personası. Onlar emekçi kadın işçilerini temsil ediyor. İkincisi ise İnci personası. Kendi işletmelerinde ürünümüzü kullanacak organik ürünler yetiştiren ve işletmecileri temsil ediyor. Üçüncüsü ise Yeşim personası. Bitki bilimcileri ve akademisyenleri, botanikçileri temsil ediyor.
Ürünün tanıtım kanallarına geldiğimizde online alışveriş platformu üzerinden yani Trendyol, Amazon gibi tanıtım kanallarından faydalanıyoruz. Aynı zamanda ürünün tasarım olarak yani teknik özellikleri açısından da Behance gibi tasarım odaklı sitelerden yorum ve görüş almak için böyle bir kanal seçtik. Affiliate marketing dediğimizde de blogger, ücretli arama odaklı siteler, büyük medya siteleri aracılığıyla ürünün tanıtımını sağlayan bir kanal da oluşturuyoruz. It Works kullanmamızın sebebi kanal da hayata geçecek olan projeleri destekleyen dijital pazarlama kuruluşu olduğundan dolayı tanıtım kanallarımızı bu şekilde belirledik. Burada da web sitemizin görünümü var. Web sitemizde ürünlerimiz kısmından kolay bir şekilde, anlaşılır bir şekilde ürüne ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda dijital marketing kısmından da bilgi edinip oradan da bizim hakkımızda bilgiler edinebiliyorsunuz ne işler yaptığımız hakkında. Blog kısmında da aktif bir şekilde tarımla ilgili, ürünle ilgili yazılar paylaşıyoruz. Burada da derneğimiz ve şirketimiz adına kullanmış olduğumuz promosyon ürünlerimiz var. Ürünlerimizi kullanmak isteyenlere ürünümüzün yanında ücretsiz olarak üyelik imkanı sağlıyoruz. Ürünümüzde sağlıklı gıdalar kattığımız hayatlara üyelik ve işbirliğimiz ile değer katmaya çalışıyoruz. Kullanıcılarımıza güven verebilmek ve ürünümüzün kalitesini belgelemiş olmak adına ürünlerimizin yanında garanti sertifikalarımızı veriyoruz. Bunun yanında ürünümüzün doğru kullanımı için hidroponik tarım eğitimi de veriyoruz. Bu eğitim 2 ay süreli ve teorik ve uygulamalı bir şekilde ilerliyor. Derneğimize üyelik ile bu eğitimi ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Bizi ve ürünlerimizi daha yakından tanıyabilmeniz için hem derneğimize gelip hem de internet sitesi üzerinden kataloğumuza rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Tarım haberlerinin paylaşıldığı çeşitli platformlarda Ahiler Kalkınma Ajansı ve diğer destekçilerimizle birlikte haberlerimizi sunuyoruz. Projelerimizi daha geniş bir kitleye ulaştırabilmek adına ürünümüzü de tanıtıyoruz. Sesimizin daha geniş bir kitleye ulaşabilmesi için belirlediğimiz sloganlarla ve paylaşımcı etkinliklerimizle birlikte billboardlarda reklamlarımızı veriyoruz. Kalite, kullanışlılık, çevrecilik, ulaştırma ve iletişim başlıkları altında kendimize bazı standartlar oluşturduk. Kullanım kolaylığı, doğal ürünlerin yetişmesi ve müşteri memnuniyetinin olumlu yönde olması ürünümüz adına bulunan kalite özelliklerimizdir. Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarım Esasları ve Uygulamasına ilişkin yönetmelik çerçevesinde ürünümüzü tasarladık. Logo olarak önceliğimiz kadın işçilerin tarımdaki sesi olmaktır. Su tasarrufu her alanda kullanım, hidroponik tarımın ortak azalma, uygun maliyet, farklı besin değerleriyle karıştırılmış seramikten yapılmış ürün edindiğimiz ilkelerimiz arasındadır. Ürünümüz geri dönüştürülebilen ambalajlarla paketleniyor. Seramiğin kırılgan bir yapısı olduğu için özel olarak bölmelendiriliyor ve kullanıcılara o şekilde ulaştırılıyor. Taşımacılık hizmetimizde şeffaflık ilkesini benimsedik ve kurulum belgemizde ambalajımızın içinde yer alıyor. Aynı zamanda bu hizmeti verebilmek için bir hizmet yeterlilik belgesine sahibiz. Son olarak ürünümüzün bir uygulaması var. Bu uygulamada insanlar kadın tarımcılara destek olabiliyor ve siz eğer bir kadın tarımcıysanız size özel özelliklerden yararlanabiliyorsunuz. Tavsiye verebiliyorsunuz ve haberleri okuyabiliyorsunuz, gönderiler paylaşabiliyorsunuz. Bir de bu uygulamamızın bir tanıtım videosu var. Thank you.
Bizi dinlediğiniz ve emekçi kadınlarımızın tarımdaki sesine ortak olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Nova ekibi biz size teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Katkı sunmak isteyen katılımcıların el kaldırmasını rica edeceğim. Adil Bey buyurun, sizinle başlayabiliriz. Sesiniz kapalı. Her toplantıda en az bir defa onu yapmak lazım. Alışkanlık yapmasın. İlk önce tebrikler, güzel bir sunumunuz olmuş. Ama yani hoca olarak biz tabii mesleki deformasyon sorunlu tarafları görmeye odaklıyız. Size birkaç tavsiyem olacak. Bir kısmı da genel, herkese faydalı olabilecek şeyler. Bir defa ilk başlangıçta nasıl tanışırken ilk an önemliyse sunumun da ilk saniyeleri çok önemlidir. Benim tavsiyem sunumun başında bir örnek veyahut da ona benzer bir şey ile dikkati çekin kendinize ve problemin anlaşılmasını sağlayın. En iyi problem, evet ben böyle bir problemle karşılaştım, biliyorum ve bu önemli bir problem dedirtebilirseniz 1-0 önde başlarsınız. Dolayısıyla ilk sunumun ilk saldırı yeri problemi kabul ettirmek, onu önemli olduğunu anlatmak olur. Okuma yapmamaya çalışın. Yani doğrudan anlaşılıyor çünkü şeyde. Dolayısıyla biraz daha doğallaştırmaya çalışın en azından. Ne olur video kullanmayın. Ben bu sunumun yaklaşık yarısını göremedim. Videolar olduğunda ekranım dondu. Yani bir de internet üzerinden yapıyorsunuz. Yani güzel, eğlenceli bir şey oluyor o videolar. Ama bir sunumun içerisinde yani videoların düzgün çalıştığını, ben sunumların yarıdan fazlasında düzgün çalışmadığını gördüm. Dolayısıyla sunumlarda pek video koymamaya çalışın. Kendi bilgisayarınız olursa biraz daha iyi ihtimal oluyor. Ama burada da uzaktan olduğu için gene o sorunları yaşadık. Normal şeylerde bile, ekran geçişlerinde bile ben genellikle donmuştu ekranım. Dolayısıyla sunumunuzun yaklaşık yarısını yakalayabildim. Hidroponik kullanıyorsunuz değil mi? Peki bu zaten su içerisinde yetişiyor bitkiler. Dolayısıyla ayrı bir seramik yapıya niye ihtiyaç var onu anlayamadım. Reklam gelirinden falan bahsettiniz. Reklam gelirleri çok düşük rakamlardır. Bu nasıl size yeterli bir gelir getirebilir? Ondan emin olamadım. Bir de her zaman için sunumu bir başkasına da okutun. Yazım yanlışları falan gibi şeyler kalmasın. Çok rastlamadım aslında ama mesela affiliate marketing 2F ile yazılır. Öyle ufak detaylar rahatsız edici oluyor. Ama yani bence epey iş yapmışsınız. O açıdan tebrikler. Teşekkürler. Fatime Bey. Biz hani cevap vereyim mi şimdi hocam? Alena cevap ver. Tamam. Şey konusunda, hidroponik tarım konusunda hani ürünün işleyişi hakkında şöyle söyleyebiliriz. Topraksız bir tarım istediğimiz için seramikte sürdürülebilir ve ekolojik bir ürün. Biz hani dikey seracılıkta ilk önce öyle başlamıştık. Plastik odaklı yapılan göz şeyler oluyor. Oraya viskiyi koyup o şekilde bir şey yapabiliyorsunuz, tarımda o şekilde ilerleyebiliyorsunuz ama hani biz tamamen sürdürülebilir bir ürün olması açısından malzemeyi seramik seçtik. O malzemenin seramik seçilmesi sebebi de zaten hani gözenekli yapısından dolayı suyu içerisinde tutup sadece ihtiyacı kadar olan suyu almasıydı. O yüzden hani topraksız tarım onunla birleştirdik. Umarım cevap verebilmişimdir. Teşekkürler Aleyna. Fatih Bey buyurun, sizi dinleyelim. Evet, arkadaşlarımız gerçekten güzel bir çalışma yapmışlar. Her açıdan incelemişler konuyu. Fakat ben hani şöyle dışarıdan bakınca, tabii kendi konum değil esasında ama şöyle, rakipleriniz var mı? Rakiplere göre ne üstünlüğünüz var? Bunları daha vurgulamanız gerekiyordu diye düşünüyorum. Yani aynı konuda çalışan başka ürün yapan kimse var mı, bu tür biri? Eğer varsa buna göre sizin özelliğiniz ne, fazlanız ne? Aynı tipte ürün yoksa, farklı türlü ürünler varsa, biraz evvel şimdi arkadaşınız Aleyna Hanım'ın söylediği gibi plastiğe göre ne farkınız var? Niye sizi seçmeliyiz? Niye bir ürünü seçmeliyiz tam olarak? Bunun
maddi olarak bana getirisi nedir? Bunları vurgulayabilseydiniz, yani asıl ticarette önemli olan odur. Yani niçin ben bunu bu işe girmeliyim? Yani niye ben bunu X bir firmanın yaptığı bir ürüne değil de sizin ürününüze girmeliyim? Yani bana bunun tabii ki siz şeyleri anlatmışsınız. Yan faydalarını anlatmışsınız. Ama bu yan faydalarından önce ticarette para gerekiyor. Yani yan faydaları bana diğer ürünlere göre bir üstünlük de sağlayacaksa o da önemli. Ama asıl önemli olan benim bu ürünü ekonomik olarak niçin tercih etmem gerektiği. Yani ben onu pek fazla göremedim, onu söylemek istedim. Alena, bir şey söylemek istiyor musun? Evet hocam, bir ekran gitti de sonlara doğru. Bir sıkıntı oldu şimdi. Hani şimdi geldi, tamam. Şöyle, aslında bizim ürünümüzü yola çıkarken maliyet açısından plastik olan şeylerdeki maliyet de çok fazla yüksekti. Onu da değerlendirmek istedik tabii ki, ama şu anda bir üretim özelliği, yani üretilirken bu ürün seri üretime geçtiğinde ne kadar bir maliyete sahip olacağını aslında tam bilmiyoruz. Ama en bizim başlangıçta yapmak istediğimiz şey sürdürülebilir ve doğaya uyumlu bir ürün olması. Aynı zamanda da yani Ürgüp'te başladığı için bu proje, girişimcilik projesi, oradaki tarım ve toprak kullanımı, yani seramik kullanımı, seramik malzeme kullanımında aslında bir reklam olarak kullandık ürünü oluştururken malzemede. Çünkü oradaki zanaatkarların da iş bulmasını istiyoruz aynı zamanda ve ürünü de o şekilde bir şekillendirme modeline gittik. Şimdi oradaki zanaatkarların para kazanması ayrı bir olay. Oradaki tarımla çalışanların para kazanması ayrı bir olay. Oradaki zanaatkarlar tutup bir kiloluk bir seramikte yaptıkları tabağa sattıkları, turistlere sattıkları ürün çok daha farklı bir onlara getiri sağlar. Tarımda kullanılacak ucuz olması gereken bir malzemeyi sattıkları zaman onlara daha farklı. Yani bunun bir ekonomik analizini yapmanız lazımdı bence. Tabii yani ben çok projeyi bilmiyorum, kusura bakmayın. Yani belki de gereksiz şeyler de söylüyor olabilirim ama. Daha çok yani bu ülkemizde olan sorunlara neden vurmak istedik. Yani diğerlerinden farkımız ne dediğinde, şu anda araştırmalarımızı yaptığımızda erkek ve kadınların aldığı tarımda da maaşların farklı olduğunu gördük. Yani bu alelen açık şekilde yapıldığı için biz de farkımız olarak kadınlara daha çok destek vermeyi düşündük. Az önce denilen soruda destek olarak Tarım Bakanlığı'nın kadın işçileri ve tarım işletmecilere özel verdiği destekleri araştırdık. Bunun yanında özel sektörlerde de var, Kadiger gibi. Yani gelir kaynağımız sadece reklamlarımız olmaz tabii ki. Daha büyük destekler almayı düşünüyoruz. Şimdi tabii siz çok gençsiniz ama Ürgüp bölgesindeki kadınların tek başına iş yaptıklarını düşünüyorsunuz. Bence yanlış. Yani bir aile ortamında yapılıyor tür işler. Yani kocası ayrı çalışıyor, kadın ayrı çalışıyor gibi bir durum söz konusu değil. Yani kadın çıkıp da ben şurada bir seramikçilik yapayım diyeceğini ben pek düşünmüyorum çocuklar. Yani yani şehirdeki gibi bir hayat yok kırsalda. Yani feodal bir düzende herkes ezilir zaten. O farklı bir şey. Kadın da ezilir, erkek de ezilir. Yani sadece kadınlar iş yapması diye bir şey söz konusu değil. Ama güzel bir sunum. Her açıdan incelemişsiniz. Yani benim özet olarak söyleyeceğim, elinize sağlık. Ama hani biraz daha ticari anlamda düşünecek olursak biraz daha diğerleriyle ne getirip ne götüreceğini belirtebilseydiniz biraz daha iyi olurdu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Süremizi biraz aştık. Başka katılım sağlamak isteyen var mı? Diğer grubumuza geçelim mi? Küçük bir katkıda bulunabilirim belki. El işaretini bulamadım, atladım ama Serhan Hanım. Tabii ki, tabii ki. Buyurun. Fatih Başkanım çok doğru bir şeye parmak bastı. Ama burada ilerleyen ve bundan sonra üniversitenizde dinleyeceğimiz muhtemelen sık sık çıkacak bir şey var. Sosyal girişim. Yani bir
O sinyaller olarak tabii ki işletmelerin karlılıklarına, rekabet güçlerine, rakiplerine bakarız, ne getirdiğini götüreceğine bakarız. Ama bizim OSTİM camiası olarak çok alışık olmadığımız yeni bir girişim yükseliyor, sosyal girişim. NOVA'da özellikle kullandıkları dilde de terminolojide ve birinci sunumlarında da onların hassasiyetlerini dinlemiştik, çok gurur duymuştuk onlarla. Onlar bir parça o sosyal katkı nedeniyle aslında anlamda ticari girişimi o sosyal faydaya hizmet ettirmeye çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Dolayısıyla bundan sonra dinlediğimiz projelerde sosyal girişim niteliğindeki şeyler diyecek ki orada aslında elbette ki bir döngüsü olacak, bir kar getirisi olacak ama o kar getirisi daha çok sosyal fayda ve söz konusu girişimin sürekliliğiyle karşımıza çıkacak. NOVA'yı biraz galiba öyle bir kategoriye koyacağız. Ben biraz fazla bölündüklerini gördüm. Gerçekten Fatime'nin soruları benim de kafamda bir parça odağın çok fazla yere dağıldığını gördüm. Ama onların kuvvetli duyarlılıkları onları doğru yola, doğru odaklara doğru götürecektir. Tebrik ediyorum. Onlarla gurur duydum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Elinize sağlık NOVA ekibi. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Bunlara geçebiliriz. Hakkınızda ilk öncelikle hangi sorunu seçtik? Bunu belirtmek istiyoruz. Pandemi dönemindeyiz malum ve sosyal ortamlar kısıtlandı. Bu da geri planda bize hareketsiz bir yaşamı sürekledi. Biz hedef kullanıcı olarak da 7 ile 65 yaş üstünü kapsıyoruz ve geniş bir kullanıcı aralığımız var. Projemizde ev ve ofis ortamlarında oturma birimi olarak da kullanılabilen ürün ve sosyal egzersiz uygulama sistemi. Misyon ve vizyonumuzda ise neyi amaçlıyoruz? Çağımızın en büyük sorunu olan hareketsiz yaşama sosyal bir çözüm bulmayı amaçlıyoruz. Burada sosyal olması çok önemli bizim için. Her yaş grubunun insana ulaşarak binlerce hareketli ve aktif yaşama geçirmeyi hedefliyoruz. Ürünümüzde geri dönüşümlenmiş parçalar bulunuyor ve doğaya saygılı. İlk öncelikle sizlere ürün yol haritamızı bahsetmek istiyoruz. Dönem boyunca neler yaptık bunlardan bahsetmek istiyoruz. Öncelikle bir problem seçtik. Sonra bu probleme çözüm aramaya başladık ve anket yaptık. Hali hazırda var olan çözümlere baktık. Çözüm üretmeye çalıştık ve bunu Mart ayında katılanlar vardı 25 Mart sunumumuza paylaştık. Ve gelen yorumlar doğrultusunda da çözümümüzü geliştirdik. Bugün de Haziran ayında girişim projemizi sizlerle paylaşıyoruz. Problem seçim aşamasını bir karikatürle size sorunumuzu göstermek istedik. Ses gelmiyor sanırım Beren. Beren mikrofonun kapalı. Evet Beren sesin kapalı. Aa pardon. Tamam. Yorulmuşsun. Yorgunluktan sesin de pilin de bitmek üzere. Ayağa kalkıyorsun, bakıyorsun. Göbek çıkmış, kemer sıkıyor. Yağ depoların dolu. 2 kilo daha alsan gömlek düğmeleri kopu verecek. Çıkıyorsun dışarı, şuradan şuraya gideceğin yer ama nefesin kesildi. Yeter diyorsun. Yeter mi? Yetmez. Geldi mi koronavirüs? Hepten evdesin. Tartı zaten almış başını gitmiş artık. Arada arkadaşlarınla gezer dolaşırdın. Şimdi o bile yok. Psikoloji de gitti mi? Gitti. Uyku düzeni bozuk. Kilolar alındı. Bu da yetmez gibi her yerin ağrıyor. Yürümeyi unutmuşsun. Buna kalp mi dayanır? Damarlar da tıkanıyordur belki.
Oysa düzenli egzersiz yapsan, bağışıklık sistemin güçlenir, kalp damar hastalıkları riski azalır, psikolojik strese karşı direnç artar, yaşlanma gecikir, egzersiz yapmak diyabet ve obezite, hatta bazı kanser türlerinde önleyici rol oynar, vücudun duruşunu iyileştirir. Araştırmalar da gösteriyor ki 65 yaş üstü aktif insanlar ve sedanter hayat yaşamış insanlar karşılaştırıldığında gücü kuvveti hala yerinde olan aktif insanlar olmuş. Aktif yaşam uzun ömür demek. Ama bu pandemi döneminde nasıl? İşte karşınızda Nelumbo, aktif ürün ve uygulama sistemi. Bu şekilde belirlediğiniz sorunu karikatürle size göstermek istedik, çizdiğimiz karikatürlerle. Ve her yaşta insan oluşabileceği, rahatlıkla kullanılabileceği sosyal bir egzersiz uygulaması ile çözüm arıyoruz. Kullanıcı odaklı tasarım yapmak istediğimiz için 200'den fazla kişiye anket yaptık ve 40 farklı alana ulaştık. Yaş aralığımız 9'da 76. Bu dönemde bulunduğumuz ortamlar ev ortamı oldu ve genellikle beslenme düzenimiz değişti ve kilo artışları yaşandı. Vücudumuz ağrı oluşan bölgeler boyun, bel, sırt, kalça ve bacak bölgeleridir. Hiçbir insanın hiçbir fiziksel sorunu olmamasına rağmen çoğunluk hiç egzersiz yapmıyor. Mobil uygulamayla egzersiz yapan %50'den az, evinde egzersiz aleti bulunduranlar ise %50'den fazladır. En çok kullanılan ve verim alınan ürünler. En çok kullanılan 5 uygulama. %61'lik bir kısım uygulamanın fayda sağlayabileceğini düşünüyor. Çoğunluk arkadaşlarıyla birlikte sosyal bir şekilde spor yapabilmenin onları harekete geçirebileceğini, etkili olabileceğini söylüyor. Biz ürünümüz oluşmadan önce ürünümüzü tasarlamaya başladığımız itibaren araştırmalar yaptık ve birçok egzersiz ürününü araştırdık. Onların kullanım alanlarını, hangi bölgede çalıştıklarını araştırdık ve bizim ürünümüz de bulunan ürünler ise pilates matı, step, direnç lastikleridir ve bizim ürünümüz bütün bölgeleri çalıştırır. Çözüm üretimi aşamamızda ise yalın kalmaz iş modelimizi oluşturduk. Burada ise avantajları, dezavantajları ve tehditleri bulunuyor. Şu an henüz profesyonel bir kişiden yardım almadık ama görüştüğümüz bir kişi var, Fit Yemek Emre ile görüşme yaptık ve gelişmiş bir uygulama olacağı zaman bize yardım edebileceğini söyledi. Çözüm geliştirme aşamasında da 3 ürünümüz vardı önceki sunumumuzda. Bir ürün ailesi oluşturacağımızdan bahsetmiştik. Bugün ise kompakt bir yapıya getirdik. Ve hem uygulamamızı geliştirdik hem de ürünümüzü size paylaşmak istiyoruz. Burada uygulamamızın logosu ve kutu içeriğinden bahsedeceğiz. Uygulamamız büyük bir ekosistemle uyumlu olarak çalışıyor aslında. Televizyon, bilgisayar, tablet, telefon, hatta akıllı saatlerle de bağlantı kurulabilir. Televizyon modunu 65 yaş üstü insanlar için düşünebiliriz aslında. Eğer teknolojiden uzaksa bu insanlar, televizyon kullanmayı herkes biliyor günümüz artık, bilmeyen yok. Televizyondan da yaşıtlarının çektiği videolarla hareketleri kontrol edebilirler. Yaşıtların olması da onların motivasyonunu korumayı sağlayacaktır. Çünkü genç birinin spor yaparken belin ağrımasını kimse istemez. Tarayıcılar ile uyumlu bir sistemi var aslında. Kolay anlaşılır ve yalın bir arayüzü var. Karşılıklı kişilerle eş zamanlı egzersiz yapabilirsiniz. Arkadaş eklediğiniz kişileri burada görüntüleyebiliyorsunuz. Belki size arkadaşlarınız katılmıyordur. Bu da sizin motivasyonunuzu düşürüyordur. Ama burada anonim kullanıcı seçeneği var ve her an istediğinizde kendinize spor yapacak birini bulabiliyorsunuz. Ve burada bağlantı kurarken görüntü bağlantısı, bilmediğiniz bir sisteme geçiş yapmanıza gerek yok. Değişmiyor mu sunum? Sunumu durdurup tekrar paylaşabilir misiniz arkadaşlar? Tamam. Hangi sayfada kaldı hocam? Burada. En başından beri ilerlemediğini yazmışlar ama ben de ilerledi aslında. Ben burayı anlatıyorum. Burada mıydı? Gidiyor olabilir. Efendim hocam? Ben duyamadım. Farklı bağlantı hızlarında ben Edge üzerinden seyrediyorum. Bende de ilerlemedi. Sadece hızlıca gösterelim sayfaları isterseniz, ön sayfaları anlatmadan.
siz kaldığınız yerden devam edin bence. Bence de. Burada da güvendiğiniz sistemi kullanabilirsiniz diye bahsetmek istiyorduk. Halihazırda kullandığınız uygulamadan başka farklı bir seçeneğe geçmenize gerek kalmaz. Güvendiğiniz sistemle devam edersiniz. Burada da oturum odundayken size bir yeni üye girişinin nasıl olduğundan bahsetmek istiyoruz. Bilgisayardakiyle eş zamanlı olarak çalıştırabilirsiniz. Eğer 65 yaş üstü bir birey kullanıcıysa rahatlıkla giriş yapabilmesi için ayrı bir alan oluşturduk ve onlara özel videolar bulunuyor. Üye girişi yapmanız hiçbir hareketinizi kaybetmemenizi sağlıyor. Eğer bir eğitmense uygulamaya girecek kişi, eğitmen belgesini onaylatarak kendine öğrencilerini seçebilir, onların takibini yapabilir ve yaptığı hareketleri kontrol edebilir. Günümüzde fenomenler ve popüler insanların etkisinin büyük olduğunu görüyoruz aslında. Bu uygulamada popüler kişilerinizi takip edip onlarla beraber egzersiz yapabilirsiniz. Tanıdığınız akrabalarınızı, arkadaşlarınızı spora davet edebilirsiniz. Yaptığınız başarıları onlarla paylaşabilirsiniz. Ve kullanıcı listenizi sıralamaya sokabilirsiniz. Kim daha aktif bir yaşam sürüyor diye. İsterseniz de en büyük rakip kendiniz olursunuz ve önceki çalışmalarınızı gösterirsiniz. Kıyaslama yapabilirsiniz. Burada da uyumlu olacağı uygulamalar görünüyor. Her türlü sosyal uygulama ile uyumlu şekilde. Burada ise yatay modu. Biz bunu aslında odaklı egzersiz modu diyoruz ki diğer şeyler dikkatinizi dağıtmasın. Uygulama logosunu kullanarak istediğiniz bilgi arasında geçiş yaparsınız. Gösterge paneli, zaman kalori bilgisi, tamamlanma oranı egzersizin, tamamladığınız seviyelerde geri bildirim alırsınız. Eğer sevdiğiniz bir arkadaşınız, seçtiğiniz bir kişi varsa, eğer o sizi geçerse burada ekranda adı belirir ya da siz birini geçerseniz geçtiğiniz hakkında bir geri bildirim alırsınız. Akıllı saatle de uyumlu demiştik. Yine bir teknoloji her geçen gün zaten artıyor ve burada özel puanlama sisteminizden puanınızı görüntüleyebilirsiniz. Eğer bir hedef belirlemişseniz uygulamada, hedefi tamamladığınızda bildirim alırsınız. Eğer bir kişiyi seçtiyseniz, o kişiyi geçtiğinizde ya da o kişi sizi geçerse bildirim alabilirsiniz. Egzersizinizi kontrol edebilir, durdurur, devam ettirebilirsiniz. Tabletin yatay modunda da bazı kullanıcıya sunduğu avantajlardan bahsetmek istiyoruz. Sosyallik ve hareket bir arada demiştik. Arkadaşlarınızla birlikte hareket ettiğinizde arkadaşlarınıza yarışma imkanı sunuyor bu uygulama size. Ve isterseniz kendi hareket listenizi oluşturabiliyorsunuz. Yapamadığınız kısımlar olabiliyor hali hazırda bulunan uygulamalarda. Burada isterseniz bir oynatma listesi oluşturup istediğiniz hareketleri seçme imkanından faydalanabiliyorsunuz. Burada ise tabletin dikey modunda daha çok kullanıcıya erişebilir, daha iyi bir spor deneyimi sağlayabilirsiniz. Burada ama biz alışverişi göstermek istedik. Ürünün siparişinizin nasıl geldiğinden bahsetmek istedik. Aktif küp ve uygulama birlikte tam uyumlu çalışıyor. Ürünü kolaylıkla satın alabilir ve 2 iş günü içinde teslim alırsınız ve adınıza bir aktivasyon kodu ile gelecek. Ya da bir kurumunuz varsa kuruma özel şekilde. Kutu içerisinde neler bulunuyor? Aktif küp, egzersiz kartları, egzersiz matı ve batarya bulunuyor. Batarya kablosu bulunuyor. Burada ürünümüzün insan ile ilişkisini görüyoruz. Ürün kullanılmadığı zamanlarda bir oturma birimi olarak kullanılabiliyor demiştik. Buradan tutma yerlerinden kapatılabilir. Burada ürünün farklı açılardan görünümü var. Bunları size daha sonra da paylaşmak istiyoruz. Burada ürünün teknik çizimleri var ve içinde yoga matını yerleştireceğimiz alanı da göstermiş oluyoruz. Egzersiz kartlarından bahsetmek gerekirse, belki de teknolojiden uzak bir şekilde egzersiz yapmak istiyorsunuz. Burada da egzersiz kartları devreye giriyor. Kartlar renklerine göre kol çalıştırıyorsa, örneğin burada yeşil temsil ettik. Önde basit yalın haliyken arkasında da daha detaylı bilgi almak isteyenler için bilgiler bulunuyor. Burada da egzersiz matımızı göstermek istiyoruz. Egzersiz matımızın hali hazırda olan matlardan farklı olarak dokulu bir yüzeyi var. Gösterge panelinde pil durumu, bağlantı gösterimi, zaman, kalori yakımı ve aktif puan sistemini görüntüleyebiliyorsunuz. Biraz hızlanmanızı rica edeceğim. Teknik bilgiler yer alıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kare kod okutarak önceki çalışmalarımıza ulaşabilirsiniz. Tam sonuna gelmişiz.
Evet. Elinize sağlık. Teşekkürler. Sorusu olan katılımcıların el kaldırmasını rica edeceğim yine. Sunumu durdurabilirsiniz arkadaşlar. Fatih Bey, söz almak istiyor musunuz? Bir önceki ekipten mi kaldı? Teşekkür ederim. Güzel bir sunumdu. Şu anda çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Tamam. Eliniz havada kalmış. O yüzden tekrar söz almak istiyorsunuz. Valla ben TeamSpeak fazla uygulamasını pek kullanmıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi indirin dedim. Estağfurullah. Söz almak isteyen Birsen Hocam, buyurun. Arkadaşlar merhaba. Öncelikle ellerinize sağlık. Ben kaçırdıysam bağışlayın ama şey merak ediyorum. Geleneksel bir spor yapan birey olarak, açık hava etkinliklerine önem veren bir birey olarak sisteminizde şimdi bir uygulama bir de ürün var değil mi? Uygulama burada muadillerindeki durumu bilemiyorum ama bir takım yani rekabet ortamı diğer sisteme entegre olan kişilerin de verileriyle sizi kıyaslayarak bir motivasyon sağlıyor. Doğru mudur? Evet hocam, doğru. Belki sisteme hani farkındalığımızın bu anlamda artması adına bunu söylüyorum. Belki açık hava etkinliklerinde sadece sonuçta bir uygulamanız var. Hani bu şeyde ürünümüze bağlı kalmayarak ama bu sistemi içine dahil ederek hani yer değiştirmeyi de işin içine katabilirsiniz diye düşünüyorum. Bilmem, evet hocam, bunu şu şekilde düşünmüştük aslında. Önceki sunumumuzun paylaşımlarında da var. Yoga matını istersek ayrı olarak da taşıyabiliyoruz. Ve fenomenlerden bahsederken mesela bir popüler bir kişi örneğin egzersiz yapacağı günü belirliyor. Açık havada da belirleyebilir bunu. Eş zamanlı olarak egzersiz yapabiliyorlar ve kayıt altına alabiliyor aslında. Hı-hı. Dediğiniz gibi. Peki. Anladım. Peki. Kolay gelsin. Başarılar arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Teşekkürler hocam. Başka katkı sunmak isteyen yoksa diğer ekibimize geçiyorum. Adil Bey, buyurun. Ben arada koptum. Gene şey, muhtemelen Edge kullandığım için doğrudan browser üzerinden indirdim. O yüzden tamamını izleyemedim sunumun. Ama yaş grubu olarak kaç yaşı tarif etmiştiniz? İlk başta onu tam anlayamadım. 7'den 65 yaş üstüne kadar geniş bir kullanıcı aralığını kapsıyor. Genelde 65 yaş üstünü kapsamazlar. Biz onu da kapsamak istiyoruz. Tamam. Farklı olarak yani yerlerinde. Benim tavsiyem bu kadar geniş bir müşteri kitlesini hedeflemeyin. Hele bir startup, yeni işe girişen birisi olarak. Sizin tarif ettiğiniz şeylerin çoğu bence daha o üst yaş segmentine daha uyan şeyler gibi geldi. Herkese hedeflediğiniz zaman onların ihtiyaçları birbirinden farklı olduğu için yani 7'den 65'in üstü dediğiniz zaman ya çocukların ihtiyaçları farklı oluyor, ergenlerin farklı oluyor, ondan sonra üniversitelilerin falan. Herkes farklı şekilde yaklaşıyor bu şeylere. O yüzden de herkesi tatmin etmeye çalışırsanız muhtemelen kimseyi tam olarak tatmin etmeyen bir şeyle karşı karşıya kalırsınız. O yüzden daha odaklı gitmeniz ve hakikaten iyi tatmin edilmemiş bir problem. Girişimciliğin en önemli noktası o. Çözümden evvel iyi bir problem yakalamak değerlidir. O yüzden yani ben işte 7'den niye ya bebeklerden başlayalım yani daha da genişledim. Mezardan işte şeye doğumdan mezara kadar falan diyelim iyice genişletirim. Yapmayın öyle. Odaklanın. Belli bir grup belirleyin, iyi bir sorun yakalayın, onu çözmeye çalışın. Böylece reklam falan o müşterileri yakalamaya çalıştığınızda da herkese nerede ulaşacaksınız? Halbuki belli bir yaş kesiti belirlediğinizde ona artık Facebook'tan mı olur, televizyondan mı olur, billboardlar mı olur, kapıdan kapıya mı olur? Nasıl ulaşacağınız da daha belirgin olur ve müşteri tatmini de daha yüksek olur. Yani dediğim gibi üçü bir arada Nescafe gibi değil mi? Var mı gerçekten onu seven ya? Ama kolay her şeyi bir arada yapıyor değil mi? Dolayısıyla herkes için her şey olmaya çalışmayın. Teşekkürler.
Teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederiz. Bu açıdan yaşıtlara göre ayırmayı düşünmüştük ama bunu da dikkate alacağız. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Melin bu ekibi. LT ekibini alabiliriz. Merhaba, biz LT grubu olarak dünyanın ciddi problemlerinden biri olan susuzluk ve kuraklık konusunu işlemek istedik. Bunun için de suyu nasıl daha iyi koruyabiliriz? Bizden önce bu konuyla ilgili ortaya atılmış fikirlerden nasıl daha iyi fikirler öne sürebiliriz diye düşündük. Ve en sonunda da ürünümüz olan Leyma'yı tasarladık. Grup arkadaşlarımızla birlikte öncelikle susuzluk ve kuraklık konusunu belirledik. Daha sonra suyu tasarruflu kullanmaya çözüm üretmeye çalıştık. Ve ev ve iş yerlerinin mutfaklarında kullanılan su miktarı ayarlanabilir bir musluk tasarladık. Fakat bu musluğun bu dünyanın sorununa tam olarak bir çözüm getirebildiğini düşünmediğimiz için farklı arayışlara yöneldik ve daha büyük düşünmek istedik. Bunun sonucunda da sudaki yağ, yemek artıkları ve deterjan kirliliğini ele alarak suyumuzu daha temiz hale getirmeyi düşündük. Ve bina ve iş yerlerinin mutfaklarında kullanılan suyun içindeki yağı ve deterjanı ayrıştırabilen bir arıtma cihazı tasarladık. Bunun adına da Leyma dedik. Biz Leyma için bir tanıtım videosu hazırladık. İyi seyirler. 1 litre atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletir. Deterjanlar ise biyolojik olarak parçalanana dek doğa için zehirlidir. Evlerimizden çıkan kirlenmiş su yeraltı sularına karışarak hem doğayı hem de... Ses biraz az geliyor arkadaşlar. Hocam bir saniye onu hemen ayarlayayım. Bir litre atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletir. Deterjanlar ise biyolojik olarak parçalanana dek doğa için zehirlidir. Evlerimizden çıkan kirlenmiş su yeraltı sularına karışarak hem doğayı hem de canlıları kötü etkiler. Biz de evlerimizden çıkan suyu daha temiz hale getirebilmek için Leyma'yı tasarladık. Giriş kısmında bulunan torba filtre sudaki katı maddeleri ayırma görevini yapar. Çıkış kısmında bulunan karbon filtre ise sudaki deterjanı sudan ayırır. Katı maddelerden arınan su atık yağlardan da ayrılması için bu kısımda bekler. Bekledikten sonra sudan ayrılan yağ burada toplanır. Bu kapaklar sayesinde filtreler hem temizlenir hem de kontrol edilir. Buradaki kapak sayesinde toplanmış olan atık yağ Leyma'dan çıkış yapar. Hidranjörle alınan atık yağ biyodizele dönüştürülmek için Leyma'dan ayrılır ve Leyma'da temizlenen su borular sayesinde yeraltı kaynaklarına gönderilir. Filtrelerimiz ömür boyu garantilidir. Bu sistem yapılacak olan her yeni binada uygulanmaya başlayacak. Projemiz sayesinde sularımızın ve doğamızın daha temiz hale gelmesini planladık. Web sitemizi ziyaret ederek ürünümüz Leyma hakkında daha detaylı bilgilere ulaşabilir ve satın alabilirsiniz. Aynı zamanda bizi Instagram sayfamızdan takip ederek destek olabilir ve güncel fikirlerimizden haberdar olabilirsiniz. Leyma ile daha temiz ve sağlıklı bir yaşam. Ben de ürünümüz olan Leyma'dan bahsetmek istiyorum biraz. Mutfak gidenden çıkan pis su, arıtma cihazımız sayesinde sırasıyla katı cisimlerden, sonra yağ ve deterjandan ayrılarak yeraltı kaynaklarını beslemeyi hedefliyoruz. Ve biriken yağ ise biyodizel firmalarına satarak yağın geri dönüşümüne de destek olmak istiyoruz. Ürünümüzün yağ kapasitesi 2200 litre, toplam kapasitesi ise 15.000 litre. Grubumuzda ilk olarak ele aldığımız konu su tasarrufu olduğu için ve Celin arkadaşımın da bahsettiği gibi ilk ortaya çıkarmak istediğimiz şey bir akıllı musluk olduğu için buraya iki tasarruf sağlayan musluk örneği koyduk. Biri Xiaomi'nin sensörlü otomatik su tasarruf cihazı. Bu cihaz musluğun altına elinizi koyduğunuzda aşağıdaki sensör devreye giriyor ve su elinizin musluğun altına uzaklaşana kadar akmaya devam ediyor. Pilotar ise suyu havayla karıştırıp ıslanma etkisini arttıran bir aparat oluyor. Fakat biz kendi projemizde gelen sudan ziyade kirliliği de katıp çok daha suyu
yani büyük bir şekilde tasarrufu sağlamak istediğimiz için biz gelen sudan ziyade giden suyun tasarrufunu sağlamaya çalıştık. Ters ozmoz süreci, filtrasyon uygulanmamış suyun basınç uygulanarak yarı geçirgenlerden geçirilmesi işlemi yöntemidir. Bu yöntemde suya herhangi bir şekilde kimyasal işlem uygulanmaz. Fiziksel bir şekilde arıtılır. Doğal bir arıtma yöntemidir. Ekranda görünen sayıda su filtrelerden geçerek arıtma işlemi gerçekleşir. Şekildeki yağ ayırıcı ise çoğunlukla restoranlarda, kafelerde ve evlerde tezgahın altında kurulur. Sahnenin 5'te 1'i sürede suyun içindeki yağı ve belli bir mikron üzerindeki cisimleri ayırabilme işlemini yapar. Binanın tesisatından çıkan atık su Leyma'ya gelir. Leyma'da yağlarından ayrılarak vidanjörle biyodizel firmalarına taşınır ve geri kalan temiz su yeraltı sularına aktarılır. Peki bu nasıl oluyor? Daha detaylı şekilde bakarsak. Hadi oldu mu? Geçelim. Peki bu nasıl oluyor? Daha detaylı şekilde bakarsak, P100 bor tarafından gelen su, atık su, ilk önce torba filtreye uğrayarak torba filtrede katı cisimlerinden ayrılır. Sonra havuzda birikerek öz kütle farkından yağından ve suyundan ayrılır. En son olarak da karbon filtreye geçerek deterjandan ayrılarak temizlenimi tamamlanır. Ben de kısaca planladığımız projeden bahsedeceğim. Çağımızın büyük sorunlarından olan su kirliliğini biz en aza indirmeye çalıştık. Buna istinaden bizim ürünümüz uzun yıllar kullanılacak. Sonucunda sulara karışan yağlar, deterjanlar ve bizim döktüğümüz yemek artıklarının artık azaltılması hedeflenmekte ve tesisatın tıkanması önlenmek isteniyor tarafımızca. Yapılan yeni binalar ve iş yerlerinde kullanılacak sistemimiz, lavaboya atılan her atığı el değmeden ayrıştırmak ve daha verimli hale getirmeyi amaçlıyoruz. Misyonumuz, vizyonumuz ve temel değerlerimiz ise bunlardır. Misyonumuz mevcut ve potansiyel müşterilerimizin gereksinimlerine odaklanıp önce yurt sonra da dünya çapında su tasarrufunu sağlayarak mevcut pazarlarda kendimizi kanıtlayıp temsil ettiğimiz markayı yaygınlaştırmayı sağlamak, farkındalık yaratmak ve suyun kirlenmemesinde büyük rol oynamaktır. Vizyonumuz ise suyun tek bir damlasını bile israf etmemek, suyu temiz kullanmak ve su kaynaklarımızı gelecek nesiller için korumaktır. Çevreci olmak, yeniliklere açık olmak, kaliteli olmak, güven sağlamak, suyun geri dönüşümüne katkı sağlamak, özgün olmak, kaynakları verimli kullanmak ve kişileri bilinçlendirmek ise temel değerlerimizdir. Burada ise ürünümüz Leyma için bir Instagram sayfası oluşturduk. Bu sayfa üzerinden bize ulaşabilir ve ürünümüz Leyma hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. Ve son olarak Leyma ile daha temiz ve sağlıklı bir yaşam. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınız varsa alabiliriz. Arkadaşlar elinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Filiz Hocam buyurun sizinle başlayalım. Arkadaşlar elinize sağlık. Güzel projeler sunuyorsunuz. Çok mutlu oldum. Benim burada sormak istediğim bir şey var. Şimdi bu projenin başında siz işte tasarruflu musluk batarya önerdik, sonra değiştirdik ve bir arıtma sistemine geldik dediniz. Ama mevcut örnekleri verirken ilk projenize bağlantılı örnekler verdiniz. Mevcutta olan bu tasarruflu bataryalarla ilgili. Oysa Leyma'dan bahsederken hani bu konuda neler var, ben mi atladım bilmiyorum. Daha başka bu suyun arıtılmasıyla ilgili yapılan çalışmalar var mı? Onlarla ilgili bir bilgi hatırlamıyorum. Sanki o daha doğru olurdu. Yani proje sürecinde başlangıcınızda bir şeyiniz vardı, araştırmanız vardı. Ama devamında geldiğinizde final aşamasında
Bununla ilgili bir arıtma sistemlerinin mantığı nedir? Çünkü arıtma sistemleri var bildiğim kadarıyla. Bunlarla sizinkinin nasıl bir farklılığı var onu da görsek daha doğru olurdu diye düşünüyorum. Hocam aslında şey sunumumuzun sunum açık mı şu an Koray? Evet. Hocam vardı yani şeyini hani nereden girdiği ve nereden çıktığı, filtrelerin ne işe yaradığı onlardan bahsetmiştik aslında. Ters osmoz sistemi de zaten benzer ürünümüzdü. Yani ona benzeyen bir ürün de koyduk. Yağ ayırıcımız da vardı aslında. İkisi de aslında şu an olan Leyma'yı daha çok benzeyen gruptaydı. Ama biz araştırmalarımızda Perlator ve Xiaomi'nin sensörlü suyu da olduğu için onları da koymak istedik. Yani araştırmamızın bir kısmını orada da görün istedik. O yüzden öyle yapmıştık aslında hocam. Filiz hocam başka yorumunuz yoksa teşekkür ediyorum size. Yok hayır. Teşekkür ederim. Tamam, teşekkürler. Birsen hocam buyurun. Arkadaşlar öncelikle ellerinize sağlık. Ben de şöyle bir katkı sunmak isterim. Yanılmıyorsam sunumumuzun bir noktasında arıtılan suyun yeraltı sularına karıştırılması gibi bir öngörümüz var. Öncelikle bu doğru mudur? Kayıt alayım. Evet hocam. Bu kadar kompleks bir işe girişmektense öncelikle yapı bazlı bu suyun tekrar değerlendirilmesi düşünülebilir. Hani bu anlamda farkındalık yaratmak isterim. Çünkü aynı zamanda bunun ölçeğini düşürürseniz yapılar için enerji kimlik belgesinde de bir parametre olabilir. Ve hani yapılarda zorunlu ve katkı sağlayan bir sürece dönüşebilir diye düşünüyorum. Ben bunu şöyle cevaplandırabilirim hocam. Biz ilk başta bahçe sulama, araba yıkama gibi suyu tekrar geri dönüştürülebilir hale getirmeye çalıştık. Sonra fark ettik ki her mevsim bahçe sulamaya, her mevsim araba yıkamaya ihtiyaç duyan bir millet değiliz. Yani bir toplum değiliz. Ve bunun için yeraltı kaynaklarımız da ciddi açıdan tükendiği için bu suyu her mevsim yeraltı kaynaklarına verebileceğimizi düşündük. Bu anlamda da arıtılan su sadece lavabolardan değil mi gelen su? Yani hani rezervuarlı mutfak lavabosu. Evet, sadece mutfak lavabosu. Evet. Yani oradan arıtılan suyun niteliğine bakarak da hani rezervuarlarda vesaire de kullanılabilir. Hani dört mevsim kullanılan bir şey olduğu için kısım olduğu için hani o anlamda da size bir katkı olabilir. Tekrar elinize sağlık. Teşekkür ederiz hocam. Teşekkürler hocam. Başka yorumu olan var mı? Nurgül hocam buyurun. Ben el kaldırdığımı zannediyordum da kaldırmamışım. Aslında Birsen hocamın söylediklerini söyleyecektim bence. Yani burada arıttığınız suyu yeraltı sularına nasıl vereceksiniz? Bir. Hangi yeraltı suyuna vereceksiniz, nereden, hangi borularla oraya vereceksiniz? Bu çok zor. En mantıklısı Birsen hocamızın söylediği gibi bina içerisinde bunu bir geri dönüştürüp tekrar kullanmak. Bahçe sulamada kullanabilirsiniz, araba yıkamada kullanabilirsiniz, rezervuarlarda kullanabilirsiniz. Kullanacağınız o kadar çok yer var ki ve 4 mevsim bunu kullanabilirsiniz. Yani bence bu geri dönüştürülmeli. İkincisi bir şey dikkatimi çekti. Bir lavaboların tıkanmasını önleyecek gibi bir şey söylendi bir ara. Bu filtre nerede? Ben binanın altında gördüm. Eğer binanın altında kullandığınız bir şeyse bu lavabolardaki tıkanıklığı engellemez. Yani yukarıdaki tıkanıklığı engellemez. Onun için mutlaka lavabonun olduğu yerde bir çözüm bulmanız gerekiyor. Orada mı gerçekten hani şeylerde mi olacak? Bir de orada bir musluk filtresi gösterdiniz. Hem orada hem aşağıda mı filtreleyeceksiniz? Ben bu konuyu birazcık karıştırdım. Bu nasıl olacak? Onu sormak istedim. Şöyle cevap vereyim. Hocam. Hocam musluktan bahsederken musluğa koyduğumuz filtre o sadece ilk yapmak istediğimiz üzerinden verdiğimiz bir örnekti. Fakat bu ondan sonra gelen ozmoz ve işte yağ ayırıcı kısmı da son Leyman'ın üzerinden olan bir örnekti. Yani biz musluktan gelen suyu arıtmıyoruz. Biz
mutfaktan çıkan suyun arıtımını sağlıyoruz. Yani kirli suyu arıtmış oluyoruz. O da nerede? Binanın altında öyle mi? Evet, o binanın altında, evet. Dolayısıyla sizin o musluklarınıza bir etkisi yok, yani lavabolarınıza bir etkisi yok. Kesinlikle, kesinlikle. Haklısınız. Peki ama güzel bir çalışma olmuş. Kesinlikle çok önemli bir konu su. Önümüzdeki yıllarda da belki su savaşları olacak deniyor. Çok çok önemli. Her damlasını tekrar geri kullanmalıyız, israf etmemeliyiz. Bu bence çok önemli bir konu. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz hocam bizi dinlediğiniz için. Hocam. Son olarak Adil Bey'den de yorumlarını rica edelim. Evet, kusura bakmayın. Gene bilgisayar bir açıldı kapandı, elektrik geldi gitti. Umarım şimdi sesim geliyordur. Geliyor gayet. Tamam. Şimdi bir, ilk önce böyle bir filtre koyduğunuz zaman işte şuradan temizleyebilirsiniz, şuradan çıkarabilirsiniz filan şeyleri var ya. Ben zaman zaman canım sıkıldığında YouTube üzerinde kanalizasyon temizleme videoları var. Yani insan böyle bir iyi iyi diyerek falan bir bakıyor. Neler neler geçiyor o sistemlerden. Yani böyle bir şey koyacak olsanız sizin muhtemelen sabah akşam onu temizletmeniz gerekecek. Dolayısıyla çok ciddi ek iş ve ek masraf getiriyor olabilirsiniz. Bence önemli bir sorun. Dolayısıyla bu su kaynakları, evet, hem şu anda hem ileride çok büyük sorun olacak ama bunu biraz girip incelediğimizde evdeki tüketimimizi sıfırlayacak olsak bile bunun üzerinde nispeten ufak bir etki yaratmış oluyoruz. Dolayısıyla yani önemsiz demeyelim evde yaptıklarımız ama Türkiye'de ve dünyada harcanan suyun yaklaşık %70-80'i tarımda. Dolayısıyla tarımda yapacağınız çok ufak bir iyileştirme bile evdeki bütün tüketimi yok edecek olsanız onun etkisinden daha büyük olabilir. Gene de bununla ilgilenelim. Yani ben o diğer akıllı musluk da bence ilginç bir şey olabilirdi. Yani her şeyin katkısı olabilir. Ama mesela yani bu getirdiğinizde ek bir maliyet, ek bir iş demek ve kanunen zorunlu hale getirilmezse çok az insan yapacak. Yani kendi evime giren suya ben arıtma koymuyorum. Çoğumuz koymuyor. Siz bana çıkan, kullanmayacağım, başkalarına faydalı olacak olan bir şeye bunu koymamı istiyorsunuz ve cebinden para çıkacak ve ben değil herkes bundan faydalanacak. İnsanlığa benim güvenim o seviyede değil. Yani kendi cebimi, kendi çıkarlarımı etki etmedikçe genellikle bu tür hareketler, bu tür davranışlar çok yapılmaz. Mesela bunun dışında şey de var, o çıkan suların ilk başta ayrı tutulması. Tuvaletten çıkan su, duştan çıkan su, bilmem ne, bu kimileri gri su oluyor, kimileri tam pis su oluyor. Onları ayırt edip daha kolay temizlenecek olanları temizleyip mesela suda kullanma falan. Bunlar çok daha hızlı, çok daha kolay yapılabilecek şeyler. Ama gene yeni yapılan evlerde bile bu uygulanmıyor, yapılmıyor. Dolayısıyla çok çözümler var. Bizim yani çözümün bir parçası olarak bu nasıl yaptırılacak, zorunlu mu tutulacak falan gibi şeylerde de ilgilenmesi önemli. Yani işte müşterisi kim olur? Bir de onu düşünebilirsiniz. Böyle kişiye özel bir çözüm yapacaksanız evet bir miktar müşterisi olabilir. İşte çok çevreye duyarlı, çok bunu yapmak isteyen ve bir miktar fazla para ödemeye razı olacak olan kişiler. Ama öteki türlü bunun yaygın olarak kullanılacağını ben tahmin etmiyorum bir zorunluluk getirilmedikçe. Teşekkürler. Aslında hocam. Zorunluluktan bahsetmemiş miydik? Söyledik. Aslında videoda vardı. Ben arada koptum, onu unutmayın. Demiş olabilirsiniz. Bir zorunluluk getirdik bunda ama eski binalara uygulanamayacağı için, çünkü büyük bir sistem, hacmi çok geniş, yer altına bunu yerleştiremeyeceğimiz için yeni açılacak olan iş yerlerinde ve binalarda, yeni yapılacak olan binalarda zorunlu hale getirdik. Umarım öyle bir gücünüz vardır. Çok basit iyileştirmeler bile ne kadar zor kanun haline geliyor. Hele siz karşınıza bir de inşaat lobisini alıyorsunuz. Onlara ek bir masraf getiriyorsunuz. Bol şans. Teşekkürler. Birsen hocam çok kısa yorumunuzu alalım. Evet. Süreyi çok aştık. Evet,
Farklıyım. Adil Bey'in söylediklerine ek olarak birileri aksiyon almalı. Hani sonuçta gelecek tehlike altında. Evet, inancımız yok kişi bazlı baktığımızda, ama birileri hani bu sorumluluğu, o birileri de bir topluluk oluşturursa günün birinde elbette bir noktaya varacağız. Arkadaşlar belki de konut bazlı değil de yapılar bazında sınıflandırarak hani önce bir fizibilite yapılabilir. Yani bu iş dediğimiz gibi bir ilk hedef mevcut yapı odaklı kendi iç döngüsünü sağlamak, sonrasında daha geniş hedefler tutmak. Ama konutla sınırlamamak ve belki de gerçekten sadece mutfak suyuyla sınırlamamak ve ek olarak da tüm yapının suyunu toplayıp tek bir noktada arıtmaktansa her bir birimden çıkışta arıtmak daha küçük sistemlerin hani arıtılmış olarak toplanmasını sağlayacaktır diye düşünüyorum. Hani bu anlamda yönlenirse çalışmanız belki katkısı olur. Tekrar elinize sağlık. Önemli bir konu. Teşekkür yorumlarınız için teşekkür ederiz. Elinize sağlık arkadaşlar. Teşekkürler. Anekdotal grubu hazırsa sizi alalım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün anekdotal grubu olarak bir seneden fazla süredir hayatımızda olan ve bizi bir hayli bunaltan maskelere farklı bir bakış açısından bakmanızı sağlamak istiyoruz. İyi seyirler dileriz. Yayın kesildi mi acaba? Ben görüntüyü göremedim zaten. Hala ses yok mu siz Gülnaz Hanım? Efendim? Hala görüntü yok mu sizde? Yok, hiç izleyemedim. Sadece müzik duydum. Gülnaz Hocam, eğer internet üzerinden, browser üstünden yapıyorsanız, demin bende de aynı şeydi, Teams'i kurarsanız daha hızlı, daha düzgün geliyor. Sorun orada olabilir. Ha. Tarayıcıdan devam ettirdiğim için mi böyle oluyor hocam? Evet, o yavaş oluyor. Tamam. Tekrar paylaştım hocam. Şu an gözüküyor mu acaba? Ses çok boğuk geliyor bana Beyza. Öyle mi hocam? Benim konuşmam da mı öyle? Şu an daha iyi. Biraz yaklaşayım o zaman. Devam edebilirsiniz. Videoyu geçelim. Videoda biraz sıkıntı yaşıyoruz sanırım. Evet, bugün. Evet, anekdotal grubu olarak Arda, Beyza, Evren, Suide ve Umut arkadaşımıza bir proje gerçekleştirdik. Öncelikle kendimizi tanıtmakla başlamak istiyoruz. Biz kimiz? Biz Ostim Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 1. sınıf girişince 6 öğrenciyiz. 2021 yılında kendi firmamız olan Enoktadol'u kurduk ve satış rekorları kıran Art Mask'i üreterek 2021 Genç Girişimciler Ödülü'ne layık görüldük. Şu an sadece dijital ortamda gerçekleşen satışlarımızı bayiler açarak taçlandırmayı hedefliyoruz. Bizi sosyal medyadan takip ederek yeni gelişmelerden haberdar olabilir ve destekleyebilirsiniz. Sizlere teşekkürü borç biliriz.
Hepimizin bildiği üzere COVID-19 salgını ile birlikte maske hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Aslında sadece COVID-19 özelinde değil, İspanyol gribi, veba gibi hastalıklarda da maske bildiğiniz üzere önem arz etmiştir. Bizler de maskeye madem bir müddet daha maruz kalacağız, o zaman hem ekonomik hem sağlıklı hem de en iyisi olsun istedik. Osmanlıca'da hoş koku anlamına gelen arf maske sizlere tanıtacağım. Yüz çevresini tamamen sarar, çene hizasında bulunan süngerlerdeki koku kapsülleri sayesinde kullanım esnasında ferahlık ve rahatlık hissiyatı oluşturur. Tasarım süreçlerimiz ekranda görüldüğü gibidir. İlk baştaki çalışmalarımız cerrahi maskelerde oluşan kenardaki açıklıkları kapatmak üzerineydi. Kenardaki açıklıkları kapattığımız müddetçe bu maskeyi de koku hissine karşı bir kötü olumsuzluk sezdik ve bununla beraber doğal olan esansiyel yağları koymayı düşündük. Maskemiz ekranda görüldüğü büyük halini aldı. Şimdi size aşamalarından bahsetmek istiyorum. Öncelikle projeye başladığımızda maskelerin tam kapanmaması ve yan kısımlarındaki boşlukların risk teşkil ettiği kanısına varıp geliştirmelerde bulunduk. Aşama 2'de ise kenar açıklıkları kapanan maske fikrimize kötü kokuları yok etmek adına düzenlemeler yaptık ve yan kısımlara koku kapsülleri ekledik. Aşama 3'te ise öncelikle Orhan Aydın'la bir görüşme sağlama imkanında bulunduk ve yaptığımız toplantıda Eczacı Çiçek Hanım'la tanıştık. Eczacı Çiçek Hanım ile görüşmelerimizde esansiyel yağların cilde temas etmemiz gerektiğini öğrendik ve tasarımımızda değişikliğe gittik. Aşama 4'te ise düzenlemeler ile eksiklikleri giderdik ve ürünümüz son halini aldı. Arf meski size yeniden tanıtmak istiyorum. Kolay ayarlanabilir ipleri sayesinde yüzünüze tam oturur. Çene kısmında bulunan süngerin içine yerleştirdiğimiz esansiyel uçucu yağlardan oluşan koku kapsülleri sayesinde ferah bir gün geçirmenizi sağlar. Şu anda 4 tane farklı koku çeşidimiz olsa da bunları çoğaltmayı amaçlıyoruz. Şu en önemli olan şey, üstelik bu şahane ürüne bir kutu maske fiyatına değil, adet fiyatına ulaşmanız için elimizden geleni yaptık. Ürünümüzün malzeme özelliklerinden bahsetmek gerekirse, halihazırda piyasada bulunan filtrasyon özelliği sınırlı olan maskeler yerine iç ve dış katmanlarında non-ven kumaş ve polipropilen malzeme bulundurarak %98 filtrasyon özelliğine sahip maskeler üretiyoruz. Dayanıklılık ve desteklik gücünü ise esnek sünger poliüretan ile destekliyoruz. Maskelerimizin kulağa uyumlu olmasını sağlayan elastik ipler uzama yeteneğine sahip olup maskemize hem hacimlik hem de esneklik özelliği katmaktadır. Maskemizin yan taraflarını kapatarak dışarıdan gelecek bakterilere karşı koruyuculuğu artırıyoruz. Aynı zamanda insan sağlığına uyumlu esansiyel yağlar bulundurmaktayız. Standartlara uymak adına pandemik durumlarda toplumdaki enfeksiyonların yayılma riskini azaltmak için kullanılan tip 1 tıbbi yüz maskelerini kullanıyoruz. Maskemizin cilde temas ettiği yerlerde keskin kenarlar ve çıkıntılar bulunmamaktadır. Bunun sebebi ise cilde herhangi bir taşlı sebebiyet vermemesi. Geçebilir misin? Ürünümüzün tıbbi cihaz satış merkezi yetki belgesine de sahip olmaktadır. Maskede kullandığımız esansiyel yağlar neler? Ökliptüs yağı, menekşe yağı, gül yağı, limon yağı gibi uçucu yağlardır. Bu yağların ortak bir özelliği, hepsi solunum yollarına iyi gelen yağlardır. Bir diğer özelliği ise ruhani olarak iyi geliyor. Yani örnek verebilecek olursam menekşe yağının depresyon gibi ruhsal olumsuzluklara azalttığı, iyi geldiği ve kişiye mutluluk verdiği söyleniyor. Bir diğer örneğim ise limon yağı. Limon yağının da sinir stresi azalttığı ve insanı sakinleştirdiği söylenir. Bu yüzden bu tarz esansiyel yağlar tercih ettik. Şu an içerisinde bulunduğumuz durum neticesiyle hem sağlıklı kalmayı hem de rahat nefes alabilmeyi hedefledik. Ürünümüz rakip firmalarla tek ortak özelliğimiz maske üretiyor olmamızdır. Ürünümüz şu an sadece dijital platformlarda satış yapılmaktadır fakat en kısa zamanda raflarda yerini alacaktır. Ürünümüz herhangi bir bozulma ya da deforma belirtmeksizin firmaların garantisi altındadır. Ürünümüz yüze tam oturduğu için elinizle herhangi bir şekilde yüzünüze ya da maskenize dokunmanıza gerek kalmaz ve böylelikle riski azaltırsınız. Belli kısımlarda kullandığımız renk seçenekleriyle isteğinize göre tercihte bulunabilirsiniz.
Ürünümüzde 3 adet koku kapsülü bulunmaktadır ve isterseniz zevkinize, isterseniz saatlik ihtiyacınıza göre koku kapsüllerini patlatabilirsiniz. Ürünümüzün kutu tasarımında ise basit bir tasarım izlemek istedik ama diğer benzer markalardan da bizi ayırması için ve aynı zamanda maskemizin önemli özelliklerinden olan esansiyel yağları da belirtebilmek için daha renkli bir tasarım yaptık burada. Ve tıbbi cihaz satış merkezi yetki belgesi olduğunu ve TS onaylı olduğunu göstermek için de logolarını ekledik. Burada da maskemizin yaptığımız iki çizimi var. Bir tanesi normal duruşu ve diğeri de yüzümüzde nasıl durduğunu göstermek için. Esansiyel yağ içeren 3 katlı maske reklamımızı da bu şekilde verdik. Daha geniş bir kitleye ulaştırmak için, daha iyi tanıtabilmek için reklamlar vermeyi hedefliyoruz. Ürünlerimizi daha detaylı takip edebilmek için sosyal medya hesaplarımız ve online satış platformlarımız mevcut. Ayrıca bu şekilde ürünlerimizi de daha detaylı tanıtmayı hedefliyoruz. Reklamlarımızı da bu şekilde vermeyi hedefliyoruz. En yakın zamanda maskesiz günlerin gelmesini istesek de bu zorlu günleri daha ferah yaşayabilmemiz için üzerinde çalışıp ürüne dönüştürdüğümüz Ark Mask'ın tanıtımı bugünlük sona ermiştir. Adreslerinizi ulaştıracağımız numuneleri kullanmanız ve deneyimlerinizi paylaşmanız bizleri çok mutlu eder. Daima sağlıkla kalın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sorularınız varsa alabiliriz. Elinize sağlık. Ekran paylaşımını durdurabilirsiniz. Büşra Can, buyurun. Öncelikle elinize sağlık arkadaşlar. Çok başarılı bir sunumdu bence. Benim birkaç tane sorum olacak. Öncelikle maskeleriniz standart bedenli mi? Mesela hani bence bu konuya değinmediniz sanırım. Aklınıza tutamayız. Tek tek cevaplamak isterim izniniz olursa. Tamam, hocam, tabii. Maskelerimizin normal maskelerden farklı olarak tam ip kısımları ayarlanabilir olduğu için direkt kulak ve yüz hizamıza göre istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Tamam. Bir de şeyi sormak istiyorum. Şimdi ben mesela piyasada şu an mentörlü olarak satılan bir maske var. Bunu denediğim zaman gözümde ciddi bir tahriş oldu. Mesela artık hani biraz daha temkinli davranıyorum. Acaba sizin bununla ilgili bir çözümünüz var mı? Bunu merak ettim. Hocam onu da şöyle söyleyebilirim. Biz aslında bu projeye başladığımızda hiçbir mentollü maske gibi şeyler satışa sunulmamıştı. Bizim çalışmamızdan sonra nane aromalı ve sanırım portakal aromalı bir maske ortaya çıktı. Fakat bizim onlardan farklı olarak kullanmak istediğimiz şey aslında mentol değil, tamamen insan sağlığına zararsız olan esansiyel yağlar üzerinde. Ve esansiyel yağlarında cilde temasını engellediğimiz için hiçbir şekilde tahriş olanı oluşturmuyor. Zaten gözden uzak bir yere koyup çene hizasına koymayı tercih ettik bu yüzden. Yani bu konuda bir ikna edici olmak gerekir herhalde. Çünkü ben direkt kaçıyorum onlardan. Soluyunca havayı gözü ciddi anlamda yakan bir maske olmuş mesela rakibiniz. Hocam dediğiniz gibi. Biz Çiçek Hanım'la görüştüğümüzde de mentolün tamamıyla yapay bir şey olduğunu, sadece o an bir koku verdiğini ama sağlığa çok zararlı olduğunu ve okaliptüs yağı, limon yağı gibi şeyler kullanmamız gerektiğini söyledi. Ve dediğiniz gibi eğer göze ve cilde temasında bunlar organik yağlar olsa da çok zararlı bulunan yağlarmış. O yüzden süngerin içine koyduğumuz ve çene aşağısına koyduğumuz için herhangi bir yanma hissi olmayacak hocam. Tamam. Son bir sorum daha var. Şimdi orada koku kapsülleri olduğunu söylediniz. Peki ben paketi alırken örneğin sadece limon yağının olduğu paketi mi alıyorum? Onun ayrımını çok anlayamadım ben. Hocam şu şekildeki tüm maskeleriniz tek tek paketli olmak zorunda. Çünkü kullandığımız esansiyel yağlar doğal yağlar olduğu için çabuk uçucu olduğu için barındırmamız mümkün değilmiş. O yüzden tek tek paketlerde sunup bir kutu şeklinde sunmayı düşünüyoruz. İsteği üzere tabii ki hani 5 limonlu, 5 menekşeli gibi yapabiliriz. Ama şu anda farklı seçenekleri bir araya getirip kokuları karıştırmak istemiyoruz hocam. O yüzden şu anda tek kokulu şekilde farklı kutularda alabilirsiniz. Tamam. Elinize sağlık. Kolay gelsin. Teşekkür ederim cevaplarınız için. Teşekkürler Büşra Hocam.
Filiz Hocam buyurun. Aslında Büşra Hoca'ya da aynı şeyi sormak için yakaladırmıştım ama el indirmeyi beceremedim. Yine de söylediğimden de hani bu piyasada tamam mentoller var ve başka kokular da var. Vanilya kokulu falan. Hani başka maskeler de var. Sizin farkınız ne diyecektim ama zaten cevabı verdiniz. Tekrar onu sormayacağım. Şeyi hatırlıyorum, bu hani hangi esans istiyorsan onu tıklıyor, onu patlatıyorsun gibi bir şey, yanlış mı hatırlıyorum? Böyle bir şeyiniz vardı sunumda. Hocam, hangi kokuyu istiyorsanız. İstediğinize göre değil de, örneğin mesela kötü kokan bir ortamdayız ya da zorlukla nefes alıyoruz, o zaman koku kapsüllerinin oranını artırabiliyoruz. Yani ne kadar solumak istediğinize bağlı olarak koku oranını artırıyoruz aslında. Değişik aromalar değil de tek aroma üzerinde koku oranını artırmayı hedefledik. Yani aslında o zaman şey de bir opsiyon olabilir mi? O zaman şu anda hiç koku istemiyorum. Direkt kokusuz olarak takıyorum. Ondan sonra koku ihtiyacı duyduğum anda kötü bir ortamda o zaman onu katlatıp o kokunun yayılmasını sağlıyorum. Öyle bir şey mi? Evet. Tamam, ben yanlış anlamışım. Tamam. Peki bunun maliyetleri, şimdi o zaman tek tek paketlediğiniz için herhalde maliyetleri de bir miktar artırıyorsunuz mevcut maskelerden. Hem kullandığınız malzeme arttığı için hem de teker teker bunları paketlediğiniz için maliyetleri de artırıyorsunuz. Artı bir de maske dediğimiz şey, hani bir tane alıp da bütün gün kullanmamız gerekmeyen bir şey. Normalde belli saatlerde değiştirmemiz lazım. Gerçi biz hani bütün gün taktığımız oluyor ama yani böyle sürekli değiştirilmesi gereken bir şey diye kokuyla birlikte üretince maliyeti de arttırdığınızı düşünürsek sizin kattığınız nedir? Yani bunu neden tercih edilsin? Hocam şöyle ki, herhangi bir toplu taşıma kullanırken ya da dışarıya çıktığımızda özellikle yaz aylarında herhangi bir koku durumu oluşmasa bile fazla bir bunaltı oluşuyor. Bu yüzden özellikle okaliptus yağının bir mentol yağı gibi düşünelim hocam. Bir ferahlık veriyor hocam size. Bu yüzden biz aslında maske kullanımını birazcık daha ferahlatarak ve maskeye bakış açısını değiştirmek istiyoruz. Hani bunalma değil de bir farklı bir kokuyla hayatına devam edebilir insanlar. Teşekkürler Filiz Hocam. Adil Bey buyurun, sizin yorumlarınızı dinleyelim. Şimdi arf kelimesi ne anlama geliyordu, onu ilk şey yapar mısınız? Hoş koku anlamında kullandık biz hocam. Hani farklı anlamları da var ama biz hoş koku olarak kullandık. Tamam. Arapça'da mı? Hangi dilde? Osmanlıca'da. Osmanlıca. Yani Osmanlıca ya Türkçeden ya Arapçadan ya Farsçadan bir yerden geliyor. Neyse. Ben Cahit Arf, meşhur matematikçi, ona ithafen mi bir şeyler yapıyorsunuz demiştim. Tamam. Şimdi bence temelde iki ayrı ürününüz var. Ve yani iş modelleri, tabii bir iki şeyi değiştirirseniz çok farklı yaklaşımlar da olabilir. Yani bir tanesi, daha iyi izolasyon sağlayan bir maske tasarımınız var ki bence ilginç. Bu kokusuz falan olarak da zaten yapılabilecek bir şey. Ama tabii ek ne kadar maliyet getiriyor, değil mi? Yani şu anda 1 liradan pahalıya satılamıyor galiba kanunen. Dolayısıyla maliyetinizi oraya indirebilecek misiniz gibi bu eklemelerle. Bir de şu anda bunları tabii o kadar hızlı şey yapıyorlar ki sizin o ek, işte sağdaki, soldaki, alttaki, üstteki şeyler bunu epey yavaşlatabilir diye tahmin ediyorum. O yüzden bir şey. İkincisi o koku ekleme. Bunu yapmaya çalışan hem doğrudan örneklerden bahsettiniz, işte mentol falan olanlar. Bir de dünyada da işte basit bir aramayla görebiliyorsunuz bu esansiyel yağları maskelere, işte kendisi suyla diluye edip ondan sonra sıkanlar, edenler falan. Siz onları bu şeylerin içerisine koyunca
cilde temas etmemesini nasıl sağlıyorsunuz? Sonuçta o şeylerin içerisinde bu sigaradaki mentol kapsüllerine benzer bir şey mi olacak bu? Evet hocam. Peki o yani normal maskenin dışına sıkmakla o minik kapsülün içerisinden çıkmasının farkı nedir? Hocam eğer şöyle gösterirsem maskeyi tuttuğumuzda tam şu kısmına bir sünger yerleştirmeyi hedefliyoruz. Süngerin içine koyduğumuz 3 kokusu kapsülüyle sizin dediğiniz sıkmayla farkı istediğiniz doza kadar ayarlayabiliyorsunuz. Ve isterseniz koku seviyenize göre isterseniz her saat başı patlatarak kokuyu ayarlayabiliyorsunuz. Tamam ama sonuçta yani sorunlardan bir tanesi onun cilde değmemesi gerekiyor değil mi? Evet, evet. Bu hocam. Onu sağlıyor mu? Yani şey farklı mı? Çeneme değmesiyle göze daha yakın olması tamam. Göze erişimini azaltabilir ama sonuçta gene deriye temas ettiği yerde orada sivilce rahatsızlık falan gene yaratabilir. İki, o sigaralardaki bildiğim kadarıyla o kapsüller çok ucuz da değiller. Dolayısıyla yani ne kadar bir fark yaratır? Şimdi farklı bir iş modeline size şey yapayım, önereyim. Ve muhtemelen yapanlar, yapmaya başlamış olanlar vardır. Basit bir fıs içerisine bu esansiyel yağlardan uygun şekilde dilüve edilmiş olarak doğrudan satmaya başlayanlar olmuştur muhtemelen. Doğrudan maskenin dışına özellikle fazla olmadan az olmasını sağlayacak şekilde ki işte her tarafa temas etmesin filan. Bu sizin yapmak istediğiniz işin bir kısmını bu belki sağlayabilir ve dediğim gibi belki tamam bir taraftan maskeyi üretip satmaya çalışın daha iyi yanları kapatan filan ama bu işte maskeler için işte esansiyel yağ şeyi olabilir. Bunun önemli dezavantajı çok hızlı şekilde taklitleri çıkacaktır ve siz dikkat etseniz bile fazla konsantre olmaması için uğraşsanız bile rakipleriniz bu kadar uğraşmayacaktır ve onların kötü yaptıkları şey size de yansır. Ama yani şu anda girin Google'da arayın işte maske, esansiyel yağ, bir sürü tarif, bir sürü şekil anlatılıyor orada. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Elinize sağlık arkadaşlar. Teşekkürler. Silvanus ekibi hazırsa sizi alabiliriz. Merhaba. Öncelikle hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere Silvanus grubu olarak tarımda verimlilik ve gıda başlığı altında organikliğini kaybeden ayaş domateslerinin ve ata tohumlarının yeniden topluma kazandırılmasını sağlayacak projemizden bahsedeceğiz. Önce videomuzla başlıyoruz. Öncelikle ürün tanıtımımızla başlayalım. Ayaş domatesini tekrar topluma kazandırmak için yola çıktığımız bu projede ayaş domatesinin olumsuz hava koşullarını ve tozlaşma sorunlarının önüne geçerek tohumların orijinalliğini koruyacak bir ürün hayata geçirdik. Bu ürünümüzde güneş enerjisini absorbe edebilen bir cam kullandık. Bu sayede her mevsim ayaş domatesi üretimini yapabileceğiz. Ürünümüzün tabanında ise pres tuğla kullanarak doğaya zarar vermeden tohumu sağlam bir şekilde koruyacak bir malzeme kullandık.
Toprağın havalandırmasındaysa kırmızı Kaliforniya solucanları kullandık. Araştırma özetlerimiz. Ayaş domatesinin en belirgin özellikleri sulu ve ince kabuklu olmasıdır. Bu özelliklerinden kaynaklı satıcılar raf ömrünün az oluşundan dolayı tezgahlarda veya raflarda ayaş domatesi yerine orijinalliğiyle oynanmış, eski tadını, kokusunu kaybetmiş uzun raf ömürlü domatesleri tercih etmektedirler. Ayaş domatesini diğer domateslerden ayıran en büyük özelliğin bol sulu ve ince kabuklu olmasından bahsetmiştik. Bu özelliklerinden dolayı raf ömrü kısa olan ayaş domatesinin pazarda alıcısına ulaşamadığını gördük. Bu durumu bir problem olarak belirleyip yola çıktık. Problemi daha detaylı araştırdığımızda bu probleme çözüm olarak raf ömrü daha uzun olan ve hibrit adı verilen orijinal ayaş domatesinin lezzetinden, kokusundan çok uzaklarda bir tohum ekilip üretilmeye başlandığını tespit ettik. Ama bizim amacımız orijinal ayaş domatesiydi. Biz de orijinal ayaş domatesi ata tohumunun peşine düştük. Bizim gibi ata tohumun peşine düşen, örneğin sol altta da fotoğrafını gördüğümüz Selami Başer gibi insanlarla iletişime geçip neler yaptığını, yapabildiğini, yapmak istediklerini ve bizim neler yapabileceğimizi konuştuk. Aldığımız fikirler ve destekler ile ürün ve ürün gelişimine odaklandık. Anadolu topraklarında yetiştirilen ürünlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla ata tohumu üretimi projesi kapsamında ata tohumu üreticilerinden Selam Bey ile bir araya gelip oluşturduğumuz sorular hakkında konuştuk. Daha sonra diğer kullanıcılarımızı bilinçlendirmek ve teşvik etmek amaçlı bir ürün geliştirme fikri oluşturduk. Yaptığımız ürün ayaş domatesinin iklim değişikliği, zararlı böcekler, tozlaşma gibi etkenlerden korumasını sağlamaktadır. Ürünümüzü oluşturduktan sonra çeşitli siteler ile ata tohumu üretmek isteyen kullanıcılarımızı daha kolay ulaşmak için web sitemizi oluşturduk ve Instagram sayfamızda ürünümüzü kullanıcılarımıza tanıtmış olduk. Üretim faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde yapabilmeniz için aşağıdaki linkten web sitemize ulaşabilirsiniz. Ürün özellikleri. Ürünümüzde kullandığımız malzemeleri özellikle seçerken uzun süreli, doğada kullanılmaya elverişli doğal ürünler seçerek marka kalitesi elde etmiş olmaktayız. Kullandığımız camlar sinerji cam olup kış aylarında içerisindeki ısıyı koruyarak fide için gerekli sıcaklığı sağlamaktadır. Camdan yaptığımız sera şeklindeki tasarımı ile içeriye giren havayı engelleyerek tozlaşmayı engellemiş oluyoruz. Hazırladığımız çizimde gördüğünüz üzere en alt zeminde toprağın havalanmasını sağlayan içerisinde tuğlaların, içerisinde solucanların bulunduğu özel bir tuğla zeminimiz var. Bir üst katmanda ise ata tohumlarının orijinalliğini kesinlikle bozmadan tozlaşma gibi negatif dış etkenlerden koruyan bir cam tasarımımız var. En üst katmanda çatı katmanında ise zararlı olan güneş ışınlarını geçirmeyen, güneş enerjisinden alabildiğince verim alan, domatesin yetişme süresi boyunca 20-27 derece arasında tutan sıcaklığı ve bu şekilde kış mevsiminde bile domates üretmemizi sağlayan bir tasarımımız var. Silvanus uluslararası kalite standartlarına, yasalarına ve mevzuatlarına uygun PV modellerini üretme ve üretimin her safhasında kullandığı en ileri teknoloji ile kaliteden asla ödün vermeden sürekli iyileştirmeye esas alır. Güçlü teknik ekibi, yüksek kaliteli ham madde seçimi, sağlam tasarım ve profesyonel üretim süreciyle ürün kalitesini sürekli olarak geliştirmek ve ürün verimliliğini artırmak temel ilkesidir. Şimdi web sitemizi açacağız hocam. Web sitemizde ana sayfa kısmımız bulunuyor, giriş kısmında ve ana sayfa ile iletişim bilgilerimiz bulunuyor. Hakkımızda kısmı var. Ürünlerimizle ilgili görsellerimiz de bulunmakta. Ekibimiz. Web sitemizde iletişim kısmı da bulunuyor ve konumumuz da var. Ve Instagram sayfamız.
Dinlediğiniz için teşekkürler. Arkadaşlar elinize sağlık. Teşekkürler hocam. Katılımcılardan yorum yapmak isteyen varsa el kaldırabilir. Adil Bey buyurun. Burada fırsat vardı. Mesela o ilk baştaki video tamam biraz bana anlattı ama açıkçası galiba zorunluymuş video olması. Dolayısıyla tamam ama onun yerine bana hissettirebilirdiniz. Çünkü Ayaş Domates'in güzelliğini bilen ve şu anda bulmakta zorlanan birisi olarak bana gelip söyleseydin işte eski Ayaş Domates'i şöyle güzeldi ama bulunamıyor, şundan dolayı bulunamıyor falan sorunu, problemi de anladığınızı iyi anlatabilmiş olurdunuz. Ondan sonra problemi doğrudan belirledikten sonra çözüm olarak da şunu getiriyoruz. Siz tam bir pazar yeri misiniz yoksa bir tür sera üretici misiniz? Ondan çok emin olamadım açıkçası. Dolayısıyla orada biraz karışıklık var bende. Sunum yaparken ne olur slaytlara komple cümle hele paragraf yazmayın. Yani orada yazılıysa ben oradan okurum. Sizlere ihtiyacım yok o zaman. Onlar sadece sizi destekleyici materyal olmalı. Yani çıkıp da ondan sonra bana oradan şey okumayın lütfen. O iyi bir sunum yaklaşımı değil. Ama bence evet gene ilginç bir sorun yakalamışsınız. Buna benzer birçok çalışanlar var. Ama illa bu sera ile mi olmalı yoksa o gerçek Ayaş domatesin özelliklerinin içerisinde onun daha dışarıda oranın mineralleriyle o suyuyla falan yetişiyor olması mı onu gerçekten Ayaş domatesi yapıyor yoksa sadece tohum mu ondan emin değilim. Yani onu aynen alıp seraya koyduğunuzda gene o istediğim şey olacak mı emin değilim. Ama yani bununla uğraşıyor olmanız bence güzel. Buna benzer mesela iş modeli olarak şeyler de var. Şu anda Ankara'da çeşitli yerlerde kendi üretimini yaptırıp ondan sonra paket olarak her hafta bu sene şu anda bu hafta şu paketiniz geliyor şeklinde yerel sebze meyvelerin geldiği mesela kulüpler, gruplar var. Dolayısıyla böyle bir şeye talep olabilir bence. İş modelinizin bence biraz daha geliştirilmesi olabilir. Güzel bir sorun yakalamışsınız. Elinize sağlık. Yorumlarınız için teşekkür ederiz. Başka yorum yapmak isteyen yok sanıyorum. Elinize sağlık arkadaşlar. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Phoenix ekibi hazırsanız sizi alabiliriz. Hazırız hocam. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Biz Phoenix grubu olarak herkes için tarım düşüncesinden ilerleyerek daha doğal ve sağlıklı bir dünya için şehir çiftleri projesini geliştiriyoruz. Değerli yorum ve düşünceleriniz bizim için çok önemli. İlk sayfamızda şehir çiftliklerimizin görsel özelliklerini görmektesiniz. Binamızın tasarımı her katında bahçe olacak şekilde yapılmıştır. Giriş katta ekstra olarak şehir marketleri bulunmaktadır. Tasarım özelliklerinde ise binamızda bulunan bahçeler her zaman doğal ve yapay ışık alacak şekilde tasarlanmıştır. Binamızın bazı bahçelerinde dekoratif olarak süs havuzları bulunacaktır. Üretim özelliklerine hedefimiz insana doğal fide ve doğal gübre imkanları sunmak. Çiftliklerimizde ihtiyacı karşılayacak düzeyde su, güneş, toprak ve tohum bulunacak. Eksikliğini yaşamayacağız. Üretim özelliklerimize damlama sulama sistemiyle yapılan bir üretim olması ve bitki ve toprak direncinin arttırıcı uygulamaların ön plana tutulması aynı zamanda çeşitli gübreler, odun artıkları, deniz yosunları gibi atıkları gübre olarak kullanacağız. Haritada ülkemizde yetiştirilen meyve ve sebzelerin bölge ve illere göre dağılımını görmektesiniz. Şehir çiftliklerinde yetiştireceğimiz meyve ve sebzelerin en doğal olsun istediğimiz için bu ürünlerin ata tohumlarına ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yüzden de yetiştirilecek olan her ürünün tohumunu ayrı ayrı şehirlerde inceledik. Üretim
Ürettiğimiz meyve ve sebzeleri satışa sunacağımız ambalaj tasarımlarımız görselde çizilmiştir. Standartlarımız, bizim önceliğimiz maksimum verimden önce yeterli miktarda ve kaliteli ürünler üretmek. Bunlar için de modern teknikler bulunduracağız. Her aşama kontrol sistemlerimiz sayesinde kontrol altında olacak. Hastalıklara karşı biyoteknik mücadele yöntemlerimiz bulunacak. Çiftliklerimizde sözleşmeli çiftçi uygulaması ile üretim yapacağız. Aynı zamanda tarımla ilgilenmek isteyen insanlara verdiğimiz eğitimden sonrasında bir sertifikamız bulunmaktadır. Bu da Berna hocamız için hazırladığımız örnek sertifikamız. Bu görsellerde eğitim bölümümüzü anlatırken kullanmamız için Berna hocamız tarafından bize gönderilen fotoğraflar. Şehir çiftliklerimizin kuralları. Açık alanlarımızda sigara içmek yasak olacaktır. Ziyaretçilerimiz ve tarım işçilerimizin belirli saat ve günlerin olacaktır. Marketlerimizin saatleri diğer alanlarımıza göre daha esnektir. Çiftliklerimize gelen misafirlerimiz istedikleri ürünleri kendileri toplayıp satın alabileceklerdir. Kanunlarımız. Üretimde GDO kullanılmayacaktır. Bunun yerine doğal gübrelerle yetişecektir ürünlerimiz. Üretimi azalan ürünleri tekrardan canlandırmayı hedefliyoruz. İnsanları tarıma ve doğal beslenmeye yönelteceğiz. Tarımı köylerde yapmak isteyen insanları bilgilendirip fırsatlar sunacağız. Birçok meslek alanında iş imkanı sağlayacağız. Biz olabildiğin en doğal üretmeni ve şehir çiftlikleri marketlerinde normal marketlerden daha uygun fiyatlı ürünler satacağımızın garantisini veriyoruz. Şehir çiftlikleri projesi için lojistik oldukça önemli olacak. Ürünlerimizin taze ve doğal bir şekilde şehir marketlerimize ulaşması buna uygun araçlar sayesinde gerçekleşecek. Bunun için uygun firmalarla anlaşılacak. Bu yola çıktığımız ilk günden beri bitmeye yüz tutmuş tarımı canlandırmak, insanlara en doğalını sunmak ele aldığımız ilk ilkemiz. Bu yüzden ülkemizde bitmek üzere olan tarıma can suyu vermeyi amaçladığımız bir marka kimliğimiz var. Phoenix markası daha doğal ve sağlıklı bir dünya için çıkılan bu yolda ve ilk günden beri herkes için tarımı savunur. Şimdi ise reklam filmimizi izleyebiliriz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Özellikle bu yolda, bu süreçte bizden desteğini hiç esirgemeyen Berna hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de değerli düşünce ve sorularınızı alabiliriz. Elinize sağlık arkadaşlar. Emeklerinize sağlık. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sizin hocam, buyurun.
Arkadaşlar, ellerinize sağlık. Heyecanla el kaldırdım çünkü benim bir mimar olarak kafam biraz karıştı. Bir hayli karıştı. Öncelikle ilk başta yer alan bu yüksek yapı görselimizle kamusal alan, özel alan karmaşası yaşadım. Yani bu çiftlikler aslında toprakla, ana karayla birlikte olan çiftlikler midir? Yoksa alan stoğunun sıkıntılı olduğu şehirlerde mecburen üst katları bu şeyi taşıyor mu? Yani öncelikle bu noktada bir ikilem yaşadım. Parça parça cevap vermek ister misiniz? Devam edeyim mi? Evet, cevaplayabilirim hocam. Biz hani adı üstünde şehir çiftlikleri ve şehirde insanlar ne yazık ki hani bu korona sürecinde de hani daha çok doğala yöneldik. İşte hobi bahçeleri vesaire bahçeler alıyoruz ya da kendi olan bahçemizde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama ne yazık ki alanımız çok kısıtlı. Biz de şehirde bunun sıkıntısını yaşayan insanlara bu imkanı sunmayı hedeflediğimiz için bu tarzda bir bina tasarlamayı düşündük. Yani bu şekilde. Şöyle anlıyorum. Kişileri şehirden uzaktaki hani kırsal alanlara götürecek vakitten tasarruf etmek adına mevcut yapı stoğu içinde bir takım teraslarda ben yer buluyorum. Doğru mu? Evet. Evet. Bir takım alanları işte üretici olarak kiralıyorsunuz. Hı-hı. Kişilere de açıyorsunuz. Evet. Aynı zamanda üretiyorsunuz. Hani bizzat tarım alanıyla da buluşturuyorsunuz kişileri. Aynı zamanda satışını da uzun mesafe yapabiliyorsunuz diye anlıyorum. Evet, bu noktada da üst katları taşıdığımızda kesin çok önemli. Yani üretim yapmak için o yarattığımız toprak için kesin çok önemli. Yani bunun biraz da o yönde araştırması önemli. Yani mevcut yapı stoğunda bunu yaratmak zor. Yeni yapıda oluşturmak gerekecek gibi. Yani hı, mevcut için biraz daha maliyet ve hani dönüşüm sıkıntısı var gibi duruyor. Onun dışında da yine görsellerde, finale yakın görsellerde rüzgar türbini ve fotovoltaik paneller gördüm. Bunların da konumuzdaki yeri nedir? Çünkü bir şekilde şehir içinde olacaksanız eğer, hani uzaktan bu şeyi elektrik üretimini yapıp bu sisteme entegre mi ediyoruz? Hani ne oluyor orada biraz o noktada da kafam karıştı ya da sunumu zenginleştirmek adına bir takım görseller miydi? Tabii ki sunumu zenginleştirmek için de görsellerden hani yararlandık fakat şimdi dediğiniz gibi çok çok katlı bir bina, hani merdiven gibi ilerliyor tabiri caizse. Bu yüzden de doğal güneş ışığını ya da doğal ışınları almakta güçlük çekebileceğimiz noktalar olacak. Bu yüzden bunları eşit bir şekilde toprağa ve ürettiğimiz şeylere, meyvelere ya da sebzelere sağlayabilmemiz için tabii ki yapay ürünlerden de faydalanacağız. Yani. Tamam. Peki. Biraz anladım. Biraz hala soru işaretlerim var. Elinize sağlık arkadaşlar. Tabii önemli bir konu. Yani her bireyin kendi tarımını hani küçük ölçekte de olabiliyorsa yapabilmesi önemli. Tabii bu noktada da suyu o yukarı teraslara taşımak bir meselesi de, değil mi? Yani o sudan bir şekilde yalıtmak. Hani şu an günümüzde, gerçi ben de biraz şu an küçük düşünmüş oluyorum bu cümleyi kurarak ama bir teras çatıda bile izolasyonu sağlayamayan bir sektör olduğumuz için, hani inşaat sektörü anlamında ben de süreçte Adil Hocam'ın da isyan ettiği gibi inşaat lobisinin sıkıntılarını da bildiğim için biraz hem heyecanlandım çalışmamız adına hem de dediğim gibi bir mimar olarak yukarılara taşımaktansa planlama ölçeğinde ana karayı korumak, dengeli tarım arazilerini bulmak ve sonrasında yapılaşmak ilk hedef olmalı. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederiz hocam. Gülnas Hanım buyurun. Teşekkür ederim. Aslında Birsen Hocam benim de düşündüğüm çok şeyi söyledi. O yüzden ona katılıyorum. Aynı soruları ben de sordum. Bir kısmının da cevabını aldım. Açıkçası Adil Hocam'ın bir herhalde ilk sunumda söylediği çok
güzel ifade ettiği bir şey vardı. Herkes için herkesi yapmayı, her şeyi yapmaya çalışmayınız diye. Çok doğru olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle su ve kuraklık meselesinde olduğu gibi her avuç toprağı da değerlendirmemiz gerekiyor. Malumunuz tarım meselesi ülkemizde, yani bütün dünyada gıda bir sorun haline geldi. Bunları da değerlendirmemiz gerekiyor. Büyükşehir çiftliklerine çok yerler olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası sevgili Sehernaz'ın gidip hobi bahçelerinde yapıyorlar. Onlara şehirde alan yaratmaya çalışıyoruz cevabını da çok gerçekçi bulmadım. Şehirde öyle bir alan yok diye düşünüyorum Seher'cim. Evet, çok güzel binalar gösterdiniz, örnekler gösterdiniz ama onlar ayrıca çok da pahalı binalar bir tarafıyla. Şuraya belki indirgenirse demeyeyim, hani basitleştirilmiş veya problem küçümsenmiş gibi olmasın, sözlerim maksadını almasın ama en ufak balkonu, en ufak iş yeri veya en ofislerin, çalışma merkezinin, iş merkezlerinin mutlaka belli anlamda tarım yapılabilecek ve binada yaşayanların da faydalanabileceği, hatta emek harcayanların da karşılığını alabileceği, anlamda değil, maaş anlamda değil. Şimdi 1000 kişilik bir iş merkezinde 100 kişi sadece ilgileniyor. Herkesin ilgileneceğini zannetmiyorum. Siz üstelik şey de yapmışsınız, hani müşteri gelecek, oradan koparacak ve satacak gibi bir şey söylemişsiniz. Biraz araştırdığımızda, biraz balkon tarımına merak sardığımda aslında orada yapılabilecek, ekilip hasat edilecek şeyler de, seçenekler de çok da fazla değil. Onun için biraz daha şehirlerde yaşayan iş merkezlerinde, alışveriş merkezlerinde, balkonlarda toprağın değerlendirmesi, şehir tarımının güçlendirilmesi, mahalle çiftlikleri gibi biraz daha odaklı bir hale getirilirse bütün hepimizin, özellikle Ankara'nın ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Logonuza bayıldım, duruşunuza bayıldım. Hepinizler tarım meleği olmuşsunuz. Ellerinize sağlık. Müsaadenizle cevaplayabilir miyim? Tabii ki. Şimdi hobi bahçeleri biraz hayal ürünü gibi dediniz ama şimdi herkesin bir hobi bahçesi almaya ne yazık ki durumu yok. Ve bu süreçte bu tarz açık alanlarda bir hayli fiyatları artmış durumda. Şu an ben bu durumu açıkçası biraz da yakından biliyorum. Çünkü benim ailemin de bu tarz bir bahçe alma şeyi var. Hatta bölge bölge artıyor fiyatları. İşte Gölbaşı'nda daha pahalı, Ayaş'ta daha ucuz gibi. Ve ben şimdi düşünüyorum, hani normal bir ailenin, işte memur bir ailenin çok rahat bir şekilde alabileceği fiyatlarda değil ne yazık ki. Ve ikincisi de, hani yer yok dediniz ama ne yazık ki ülkemizde ve birçok ülkede olduğu gibi plazalara, AVM'lere, işte rezidanslara oldukça yer sağlanabiliyor. Neden bizim hani doğal bir şeyler yapmamız için bir yer bulunamasın ki? Hani bizim ilk başta düşüncemiz şuydu, evet para, ama belki hani nasıl desem bunu, hani yatırımcılar, buna gerçekten gönül verecek yatırımcılarla bunlar, hani bu fikre inanıp bunu sağlayabiliriz. Hani bizim en başta düşündüğümüz şeylerde, hani her yerde plaza var, her yerde AVM var ama bir toprak ekip biçemiyoruz. Yani ve bunun için de sağlanmalı diye düşünüyorum. Yani grup arkadaşlarım da aynı şekilde. Teşekkür ederim. Sadece kıyaslamasını yaparsan sevinirim. O iş merkezinde, şehirde yaptığın yerlerin maliyetleri Gölbaşı'na ve Ayaş'a göre nasıl olacak, faydalandığı ve kiralandığı durumda, o kıyaslamanın bir fizibilitesini yaparsanız yaparız, fotoğrafa iyi bakarız. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederiz Gülnaz Hanım yorumlarınız için. Büşra Hocam buyurun.
Elinize sağlık arkadaşlar. Çok kısa bir şey eklemek istiyorum. Şimdi yeni yapacağınız bir şeyi işte satabilmek için de karşıdakini ikna edebilmeniz gerekiyor. Acaba karşıdaki kişi tamam toprak rahatlatıcı, tarımı destekleme ama o kadar kirliliğin içerisinde bunu yapmaya bir de ikna olması lazım sanırım. Aynı zamanda bir de teknik destekle ilgili bir şey söylediniz. Yani ben yaşadığım yerde işte bir şey yapacağım, elimden gelmiyor. Sürekli evime başka birileri işte misafir olarak almak zorunda mıyım acaba ben bunu ilerletebilmek için? O konuda birazcık kafam karıştı. Hocam orada dediğimiz gibi eğitimler sağlıyoruz. Eğitimlerin yanında mesela sizin bir bahçeniz var evinizin önünde. Burada işte size doğal gübreler sağlayabiliriz. Hani sizin evinize gönderebiliriz. Tohumları aynı şekilde. Yoksa hani sizin evinize her başınız sıkıştığında birisi hani gelmek zorunda değil. Bu eğitim tamam, bunun sadece için. Sadece eğitimlerle bir teknik destek sağlıyorsunuz. Evet. Kişi olarak değil. Eğitim ve doğal gübre, doğal tohum, fide bunun gibi ürünlerle de tamam. Size destek verebiliyoruz. Tamam, tamamdır. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Başarılar. Biz teşekkür ederiz. Hocam teşekkürler. Adil Bey buyurun. Evet. Yani güzel bu şehir bahçeleri veyahut da şehirde tarım bence yeri olan bir şey. Ama birden fazla çeşidi var. Zaten diğer arkadaşlar da biraz paylaştı bunu ama. Şimdi bir, balkonlarda, mevcut balkonlarda kısıtlı bir üretim veyahut da yoğun bir üretim olabilir. Bunun üzerine çalışan işte saksılarda veyahut da başka yeniliklerle yapmaya çalışanlar var mevcut binalarda ama onlar da çok uygun değil genellikle balkonlar güneş alma falan şeylerinden ama çeşitli şeyleri var, versiyonları var. Bunun yanı sıra bir de yani çok yoğun dikey ve hidroponik üretim var mesela. Bunların bir kısmı doğrudan doğal güneş ışığını kullanarak da yapanlar var. Bunu kapalı konteynerlar içerisinde ledler falan kullanarak da yapmaya çalışanlar var. Ve orada yani bu dünyada gördüğümüz iyi örneklerde bayağı bütün binayı bunun için özel tasarlayıp sadece bunu yapan içerisinde tamamen su içerisinde üretimle ve oldukça yüksek miktarda üretim alınabilen şeyler var, çözümler var. Burada tabii taşıma falan gibi şeyler ortadan kalkıyor. Ama hala pahalı. Yani ben durup şeye geliyorum. Benim eğitimim, lisans eğitimim iktisat. Dolayısıyla ben insan davranışlarını anlamaya çalışırken genellikle benim modelimde ya işte dünyayı koruyacaklar, çok iyi insanlar filandan ziyade kendi çıkarları geliyor. Ve yani açıkçası genellikle insanları anlamak için, ne yapacaklarını çıkarmak için ya bütün insanlar doğayı korumak ister, dünyayı kurtarmak ister çok iyi bir varsayım değil. Alttan evet istiyor olabilirler ama o para şeyi çok daha öne çıkabiliyor. Yatırımcı dediniz, yatırımcılar olabilse güzel, yatırımcı kara kaşınız, kara gözünüz için gelmeyecek size. Yatırımcı da kar için gelecek. Dolayısıyla yani kaça mal oluyor bu, ne kadar kazanç getiriyor? Hadi birkaç tane etki yatırımcıları çıkmaya başladı. Biraz daha diğer şeylere de önem verelim. Ama gene sonuçta para önemli. Bu binalar, çok güzel bina resimleri gösterdiniz. Böyle orman gibi şey gibi. Şimdi ben bayağı bir para ödedim ve böyle güzel bahçesi olan bir özel tasarımlı bina aldım. Şimdi ben o balkonumda çiçek mi istiyorum yoksa sebze meyve mi istiyorum? O balkonumda ben mi yapacağım bunu tamamen yoksa sürekli birisi gelip orada çiftçilik mi yapacak? Ben onu mu seyredeceğim? Pazar sabahı uykumda mahmur bir şekilde uyanırken penceremin önünden işte çiftçi Ahmet Bey gelip lay 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 diye çapalamaya mı başlayacak orayı? Yani zor. Kendim için belki bahçemin bir kısmında böyle bir şey yapmak isterim. Ama o hayalinizdeki o binalarda kişiye özel o balkonların bu şekilde kullanılabilmesinin çok kolay olmadığını tahmin ediyorum. Ama belki binanın tasarımında belli bir kısmı tamamen yani bir sürü ufak ufak balkon yerine büyük merkezi bir alan, bir çiftlik gibi veyahut da daha yoğun dikey bir şey için ayrılıp öyle kullanılması
da belki makul şeyler içerisinde olabilir. Tavana konacak o şeyler, elektrik üretimi bilmem ne şeyler o kadar sorun değil. Çünkü ilk önce kendi tüketiminiz için artanını da sisteme verebilecek şeyler mevcut. Dolayısıyla yani o çatıları mesela özellikle değerlendirmek hem tarım için olabilir. Eğer su izolasyonunu düzgün yapabilirseniz, hiç kolay değil. Ben alt kat komşunun üzerine kaç defa su akıtmıştım. Küçük bir havuzum olduğu için şöyle 1.80 çapında Tunalı'daki çatı katımda. Yani bir sürü sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bence bunu biraz ayırmanız gerekiyor. Siz mevcut evlerde, balkonlarda biraz ondan sonra belki sera gibi şeylerde veyahut da saksılarda veyahut da özel tasarım şeyinizde bir ev bahçesi mi yapmayı odaklanıyorsunuz? Yoksa yeni tasarlanacak binalarda tarıma belli alanlar ayırmasını mı planlıyorsunuz? Yoksa hakikaten zengin ve çiftçilik de yapmak isteyen yeterince müşteri mi bulabileceksiniz? Yani onlara bakınmanız gerekiyor. Bunların hepsi bir arada olmak zorunda değil. Gene de güzel de sunumunuz. Yani iyi şeylere dikkat çektiniz bence. Ama biraz daha bunların aslında hepsinin tek bir şey olmadığını ve ayrı ayrı bunların hangisine ilk saldırılmasının iyi olacağını düşünüp buna çıkartma plajı diyoruz. Beachhead market, değil mi? Yani rakiplerin rakiplerin zayıf olduğu yerde, hizmetin iyi götürülmediği yerden başlamak istersiniz. Çıkarma plajı, beachhead market. Onu yakalayın, onu bulun, oradan başlayın. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz Adile. Elinize sağlık arkadaşlar. Teşekkürler. Son iki grubumuz kaldı. Unicus grubu hazırsa onlarla devam edelim. Merhaba, hemen ekranımı paylaşıyorum. Dönemindeki davranış ve alışkanlıklarına yönelik bir girişim projesi hazırladık. Öncelikle ürünümüzün kısa bir tanıtım videosunu göstermek istiyoruz. Olarak çocukluk çağının gelişim ve değişimde ne kadar önemli bir rol oynadığını biliyoruz. Bu amaçla çocuğun ihtiyacı olan faaliyetleri ürünümüzde birleştirerek birden çok amacı olan fonksiyonel bir ürün tasarladık. Bu sayede çocuğun öğrenme ve kendini geliştirmesine de olanak sağladık. Misyonumuz ürünümüzü Türkiye'nin bütün bölgelerindeki çocuklara ulaştırabilmek, vizyonumuz ise önümüzdeki 10 yıl içinde dünya genelinde en çok tercih edilen bir oyuncak markası olabilmek. Bu sayfada internet üzerinden ebeveynlerin cevaplamış olduğu çocuk oyuncak ilişkisine dair yaptığımız anketin sonuçlarını görmektesiniz. Almış olduğumuz 124 adet yanıttan anladığımız üzere ebeveynler oyuncak alırken en çok eğitici olmasına, kalitesine ve güvenli olmasına dikkat etmektedir. Fiyat olarak ebeveynlerin oyuncaklara ayırdığı bütçe çoğunlukla 200 ve 500 TL arasındadır. Ayrıca pandemi döneminde çocukların ekrana bakma süresinde de ciddi bir artış olduğu sonucuna varılmıştır. Çocukların oyuncaklara olan yaklaşım ise çoğunlukla iyi olduğu sonucuna varmış olmaktayız. Çocukların küçük yaşlarda fiziksel aktivitelerin gerçekleştirebilecekleri en iyi yerin parklar olduğunu biliyoruz. Fakat pandeminin ortaya çıkmasıyla birçok çocuk bundan uzak kaldı. Eve kapandıklarından dolayı da bütün ilgileri elektronik aletlere yöneldi.
Bu yüzden Unicus grubu olarak çocukların fiziksel aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri bir ürün tasarladık. Bu ürünü tasarlarken de bebeğinlerin göz önünde bulunduğu değerleri daha iyi anlayabilmek için bir anket oluşturduk ve bu doğrultuda ürünümüzün son halini ortaya çıkardık. Geriye kalan tek şey ise ürünümüzü hızlı bir şekilde tanıtabilmek ve satışlarımızı gerçekleştirebilmek için bir web sitesi tasarlamaktı. Girişim proje modelimizi daha iyi ifade edeceğini düşündüğümüz bir web sitesi oluşturduk. Burada ön izlemesini görüyoruz. Burada ise asıl halini. Öncelikle burada ürünlerimizi ve bunun öncesinde tabii ki kim olduğumuzdan bahsettik. Müzikli sandalyemiz ve eğitici öğretici masa oyun halısı şeklinde ürünlerimiz var. Aslında şu ana kadar hep çocuklara yönelik bir projeymiş gibi bahsetsek de asıl hedef kitlemiz ebeveynler. Onları da unutmadık ve promosyon ürün kazanma sistemi diye bir şey oluşturduk. Soldaki çarkta çeşitli yüzdelere ayrılmış ürünleri görüyoruz. Bunların çalışma sistemini anlatması için sözü Aylin'e bırakıyorum. Çocuklar ürünlerimizdeki oyunları oynadıkça level atlıyorlar ve bu sayede çarkı çevirme hakkı kazanıyorlar. Günlük en fazla bir kez çevrilebilen çarkla da görmüş olduğunuz ürünleri hediye olarak kazanabiliyorsunuz. Burada da Instagram sayfamızdaki paylaşımlara yer vermek istedik. Burada markamızın işbirliği kurduğu firmaları görüyorsunuz. İmajımızdan bahsedecek olursak zaten mevcut piyasada çok fazla öğretici masa ve sandalye ürünleri var. Ancak biz sadece görsel işitsel zekayı değil birçok yeterliyle hitap eden fonksiyonlar ekledik ve böylece ebeveyn ve çocukların gözündeki oyuncak imajına farklı bir boyut kazandırdık. Promosyon çarkı aplikasyonu sayesinde de ebeveynleri de unutmadık. Biz marka olarak kullanıcılarımızın memnuniyetini ön planda tutuyoruz ve Türkiye'nin dört bir yanına hızlı ve güvenli hizmet veriyoruz. Bu sayede rakiplerimiz arasından da kolaylıkla sıyrılıyoruz. Yine bir firma olarak en önemsediğimiz şeylerden bir tanesi kullanıcının konforu. Bu yüzden ürünümüzü sipariş verdiğiniz anda sizler için her parçayı özenle ayrı kutular içerisinde paketliyoruz. İçine yönerge ekliyoruz ki kolayca kurulumunu kendi başınıza yapabilirsiniz. Telefonunuza indirdiğiniz aplikasyon sayesinde de çocuğun hem seviyesini, oyundaki seviyesini hem de promosyon çarkını buradan takip edebiliyoruz. Onun dışında hediye ürünlerinizi de en geç 2 gün içerisinde sizlere ulaştırıyoruz. Burada da kullanıcılar tarafından sıkça sorulan soruları görüyorsunuz. Hangi ödeme seçeneklerini kullanabilirim ya da promosyon çarkını nasıl kullanabilirim gibi soruları web sitemizden kolaylıkla cevaplarını öğrenebilirsiniz. Marka politikamız tabii ki kullanıcılarımıza adil, karlı ve keyifli bir alışveriş deneyimi yaşatmak. Ürünlerimiz ömür boyu garanti kapsamındadır ve herhangi bir sorunda ücretsiz yenileme sağlanmaktadır. Ayrıca ürünlerimizde çocuklara zarar verebilecek hiçbir parça bulunmamaktadır. Kullanıcılarla iletişimde olmak bizim için çok önemli. Bu yüzden çeşitli iletişim kanallarımızı da buraya koymayı ihmal etmedik. Son olarak da web sitemizde kaydolmak için üyelik formu bulunmaktadır. Bu sayfada da görmüş olduğunuz ürünümüz olan oyun masası ve sandalyesinin özelliklerinden bahsedeceğiz. İlk olarak oyun masasında çocuğun temel matematik işlemlerini yapabileceği bir yer ayırmak istedik. Yaratıcılığını ve görsel hafızasını geliştirebilmesi için bir çizim defteri ekledik. Ayrıca çocuğun refleks hareketlerini geliştirebilmesi için bir köstebek oyunu ekledik. Piyano tuşlarına basarak müzik kulağını geliştirebileceği oyun havuzu ekledik ama bunun biraz nasıl işlediğinden bahsetmek istiyoruz. Telefonumuza indirdiğimiz aplikasyon çocuğa basması gereken rengi söylüyor ve çocuk her doğru renge bastığında ortaya anlamlı bir çocuk şarkısı çıkıyor. Böylece hem çocuğun müzik kulağı gelişiyor hem de renk hafızasını güçlendirmiş oluyoruz. Birden fazla gri tuş bulunduğu dolayısıyla da bunları ışıkla ayırt ediyoruz. Sağda da dijital bir sandalyemiz bulunuyor, müzikli. Bunu yapmamızın sebebi de araştırmalarımıza göre çocukların kreşte ve anaokulunda oynamayı en sevdiği oyun sandalye kapmaca. Ancak bunu evde kendi başına da oynayabilmesini sağlamak istedik. Bu yüzden şarkıları kontrol edebileceği bir renkli dijital ekran koyduk.
Sandalyenin üst kısmı gövdeden ayrılabilir olarak tasarlanmıştır. Böylece fazla yer kaplamadan depolanabilir. Oturacak olan çocuğun boyuna göre ayarlayabilmesi için ekleyip çıkartabileceği bacaklar ekledik. Ve son olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle sunumumuzu bitirmek istiyoruz. Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir. Minikus olarak bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için durmadan çalışacağımıza söz veriyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınız ve önerileriniz varsa şimdi alabiliriz. Elinize sağlık arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Ekran paylaşımını durdurabilirsiniz. Büşra Hocam buyurun. Elinize sağlık arkadaşlar. Sanırım bir önceki sunumumuzda da vizede de katılmıştık. Ben o zaman da demiştim ki siz acaba bu ürünün ölçüleri neler? Bir anne için evde onu nereye sıkıştıracağını bence hani en ikna edici şey odur ya. Mesela ve sandalyenin işte ayaklarında katlanabilir dediniz. Acaba masada da öyle bir şey var mı? Bence bununla ilgili bir katkı olabilirdi. Bir de yaş olarak ya videoyu izleyemedim. Eğer orada yer verdiyseniz bilmiyorum ama yine bir sadece çocuk yaş grubu dediniz değil mi? Hı hı, evet. Mesela bence hani Adil Bey'in de en baştan beri dediği belki birazcık onu da kısıtlamak doğru olabilir diye düşünüyorum. Şimdi siz değişken parametreler ekledikçe ürününüzün de maliyetini artıran bir şey midir acaba bu? Hani dediniz ya ayakları çocuğun boyuna göre değişiyor dediniz mesela. Çünkü bir yerden sonra kırılıyor, bir şey oluyor ve anketinizde de dediniz ya çok yüksek maliyetlerde oyuncak almak istemiyorlar. Belki acaba o değişen parametreler sizin maliyetinizi artırıyor mu acaba? Bu sorgulanabilir. Bir de şeyi anlayamadım, onu not aldım. Şimdi promosyon 2 gün sonra veriliyor dediniz. Her bir çarkı çevirdiğim zaman işte orada süt kazanıyorum herhalde. Onu 2 gün sonra kargoya mı veriyorsunuz ve bu sürekli devam ederse firmanızda ciddi bir kargo masrafı olur mu acaba? Onun sıklığını merak ettim açıkçası. Ben cevaplayabilirim bunu. Aslında evet. Şöyle, ya promosyon çarkını sürekli çeviremiyoruz. Oyunlarda çocukların seviye atlaması gerekiyor ve seviye atlamak aslında o kadar kolay ve kısa sürede olabilecek bir şey değil. O dengeyi de bu şekilde sağlayabiliriz diye düşündük. Tamam. Ölçülerle ilgili de bana bir cevap verirsenler netleşecek bende her şey. Ölçüler konusunda aslında mevcut piyasadaki oyuncaklara çok fazla baktık. Özellikle Fisher Price markasının ürettiği birçok oyuncak var. Bizimkiler aslında onlara nazaran bir tık daha geniş oluyorlar. Çünkü hem resim defteri hem matematik tuşları hem oyun halısı hepsini içermesi gerekiyor. Ama yerden şöyle bir tasarruf yapıyoruz. Oyun halısı rulo gibi yani halı gibi zaten toplanabiliyor. Yani o hep açık değil. O yüzden öyle bir tasarruf edebiliyoruz yerden. Tamam. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkürler hocam. Adil Bey buyurun. Evet. Hedef kitleniz bütün Türkiye'deki her eve girmesi gibi bir şey söylediniz değil mi? Tabii bu ben söylenmeye başlamadan evvel hazırlamıştınız sunumumuzu tabii. Bir de şöyle güzel anket yapmışsınız değil mi? Ankette ne çıkmıştı? Ebeveynler hediye alırken çocuklarına oyuncak alırken eğitici ve öğreticilik mi öne çıkıyordu? Neydi o sonuç? Evet hocam. Değil mi? Evet. Çok güzel. Şimdi sadece size değil herkese faydalı olacak bir şeye giriyorum şimdi. Arkadaşlar anket kullanmayın. Anket yerine gidin müşteri mülakatı yapın. Doğrudan insanlarla konuşun yüz yüze olmasa bile. Çünkü anket bayağı kötü bir araştırma yöntemidir. Yani ne bulacağınızı çok iyi biliyorsanız önden ve soruları çok iyi hazırlayabiliyorsanız belki işe yarayabilir. Ama aksi takdirde bir şeyler öğrendiğinizi zannedip aslında öğrenmemiş oluyorsunuz. Onun yerine yani 1000 kişiye anket uygulamaktansa 10 kişiyle daha derinlemesine yarı organize bir semi-structured bir interview çok daha faydalıdır. İnsanların dedikleri ve yaptıkları aynı değildir arkadaşlar.
Siz bana gelip sorarsanız işte iki tane oğlunuz var, onlara oyuncak alırken neyi amaçlıyorsunuz, neyi hedefliyorsunuz? Aa tabii onların iyi birer insan olarak yetişmesine çevreyle uyumlu, eğitici, öğretici oyuncaklar tabii ki çok önceliklidir. Siz insanlara hayallerindeki kişiyi sormayın. Siz bana en son ne oyuncak aldınız çocuklarınıza diye sorun. Hikaye, direkt örnek sorun, çok daha gerçekçi şeyler gelir. Mesela sorun bakalım, insanlar gazete okuyor musunuz? Hadi okuyorum dediler. İşte neyi okuyorsunuz? İlk önce ön sayfaya bakarım, sonra köşe yazarlarına bakarım. Ondan sonra şuna giderim falan der. İnsanların gerçekte gazeteyi nasıl okuduklarını izleyecek olursanız, İlk önce spor sayfasından başlıyor kimileri, sonra işte çıplak kız fotoğraflarına bakanlar oluyor, ondan sonra bilmem ne dedikodu sayfası oluyor. Gerçek her zaman benim size ya böyle okurum, işte politika sayfasına bakarım, oradan şuna bakarım olmayabilir. Ama ankette soracak olursanız bana tabii ki ön sayfa, sonra köşe yazarları, sonra politika sayfasına bakarım diye cevaplar alırsınız. Çocuklara da sadece eğitici ve öğretici oyuncaklar alınır. Halbuki bir sürü ebeveyn, siz o herkes dediniz ya, bir sürüsü sadece idare edecek ama ucuz olan oyuncağa yöneliyor. Değil mi? Siz yani bir de herkese hedeflediniz. Büyük bir grup sadece o en ucuz Çin oyuncakları dışında oyuncak alma lüksleri yok. Siz bana gelip de işte üst segment veyahut da orta üst segmente hedefliyoruz ve onlara işte şöyle bir şeyle karşılarınıza çıkacağız deseydiniz farklı olurdu. Ama siz herkese hedefliyoruz dediğinizde bir de işte anketten sadece eğitici ve öğreticilik önemli diye ortaya çıktığınızda siz gerçek şeyi pek elde edememişsiniz arkadaşlar. Anketlerin zayıflığı budur. O yüzden bu şeydeki ana, bence oyuncak fena değil bu arada. Ama şimdi sabit bir şey haline geliyor. Ondan sıkıldığında başka bir şeye geçemiyor. O yüzden mesela dijital tabletlerle falan yapılan şeyler sürekli değişebiliyor. Belki onunla uyumlu çalışabilecek mesela bir piyano şeyi olsaydı, işte Bluetooth'lu olabilir veyahut da bir kabloyla bağlanan olabilir. Değil mi? Çünkü öteki türlü o masada işte toplama çıkarma işlemleri. Abi neye göre yaptıracaksınız? O sadece hesap makinesi mi yapıyor yoksa o bana soru mu soruyor? İşte 3x8 kaçtır falan gibi soru soruyor. Onun mu cevabını giriyorum ben? Yoksa o bir hesap makinesi mi? Halbuki tablette bununla ilgili bir sürü güzel şeyler olabiliyor. Belki de o yüzeye de dahil edilebilir o. Ama yani güzel fikir, odaklanın, gerçek ihtiyacı anlayın ve işte dediğim gibi genel sorular sormayın anketlerde. Sizce ne en önemlidir? Ve o cevap verenlerin de kim olduğunu izleyin. Ankette bunu görebilirsiniz. Giyiminden, davranışından, konuşmasından bile bir sürü şeyi algılayabilirsiniz. Yeter, çok uzatmayayım. Bence gene de ilginç fikir. Ek olarak söylediklerinize yönelik bir cevap verebilir miyim? Çünkü teknolojiyle olan ilişkisinden bahsettiniz. Şunu söylemek istiyoruz. Biz bir aslında telefon aplikasyonu üzerinden soru sorabilecek bir sistem oluşturduk. Mesela o piyano halısında da yine renkleri tabletten ya da telefondan söylüyorlar. Yani çocukların zaten ekrana olan düşkünlüğünü özellikle bu dönemde çok araştırdık. Ve çocukları tamamen bundan koparmak biraz ütopik oluyor. Çünkü gerçekten çok alıştılar. Ve dediğiniz gibi oyuncakla oynamanın devamlılığını sağlayabilmek için biraz işin içine bunu katmamız gerekiyordu. Bu yüzden aslında uygulama üzerinden sorular soruluyor. Teşekkür ederiz. Hadi Bey, size yürüyüşünüz için, katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar sizlerin de ellerine sağlık. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim hocam. Son grubu artık davet etmek istiyorum. Invictus. Hazırsanız son sunum için sizi bekliyoruz. Sevgili hocalarım ve saygıdeğer misafirlerimiz, bugün bu saate kadar bizi beklediğiniz için ve bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Sunuma başlamadan ve ekran paylaşmadan önce ayrıyetten de Berna hocama çok teşekkür etmek istiyorum. Bize bu fırsatı sunduğu için, bizi bu konuda geliştirdiği için ve girişimciliğin ne kadar önemli bir şey olduğunu bize aktardığı için, hissettirdiği için. Şöyle hemen ekranı paylaşıyorum. Öncelikle biz Invictus olarak bizim amacımız bu pandemi sürecinde öğrencilerimizin çekmiş olduğu, bizlerin çekmiş olduğu
uzaktan eğitimin problemiydi. Biz bu uzaktan eğitim problemlerini çekerken derslerden olan motivasyon düşüklüğümüz, dersleri takip edemememiz, hocalarla aramızdaki ilişkinin sağlam olamaması gibi şeyler gördük. Tanıtım videosu ile başlıyorum. Ürünümüzün tanıtımı olarak, ürünümüz kısaca eğitim, toplantı gibi faaliyetlerde uzaktan erişim sağlamak ve bu erişimlerde sanal platformlarda birliktelik amacını sağlamak. Araştırma özetlerimize geçmemiz gerekirse, biz bir araştırmamıza başladığımız zaman şunu gördük ki VR aslında eğitimde neredeyse hiç kullanılmayan bir sektör. Sol tarafta size sunmuş olduğumuz tabloda da görüldüğü üzere VR iki tane ana başlık üzerinde kullanılıyor. Tüketici tarafında ve daha çok iş yeri ve profesyonel amaçta kullanılıyor. Profesyonel amaçta baktığımız zaman, işletme tarafında baktığımız zaman en çok payı sağlık sektörü alıyor. Sağlıkta 5.1 milyar, mühendislikte 4.7 milyar, emlak sektöründe 2.6 milyar gibi bir fiyatlar görürken, bir bütçeler görürken, eğitimde ise bu 0.7 milyar gibi çok şaşırtıcı, hiç de harcama yapılmayan bir miktar olarak gözüküyor. Tüketici tarafında ise çok yüksek bir oranda, yani sağlığın neredeyse iki katından daha yüksek bir miktarda video oyunlarında kullanılıyor. İnsanlar bu teknolojiyi eğlenmek için kullanıyor. Canlı etkinliklerden kastımız burada 4.1 milyar bütçe ayrılan işte canlı konserler, söyleşiler, toplantılar gibi bir şey, takım çözümler oluyor. Ve videoda eğlence çözümlerine ise 3.2 milyar dolar ayrılmış. Araştırma özetlerimizde biz bunları gördükten sonra eğitimdeki olan eksikliği görüp biz buraya yönelmek istedik. Bir başka yaptığımız araştırmalarda ise insanlar platformları seçerken neye dikkat ediyor? Mesela biz şu an niye Teams'deyiz? Biz Teams'de olmamızın sebebi, yani platformun bize sunmuş olduğu destekler, çoklu olarak kameralarımızı açabiliyoruz, ekranlarımızı paylaşabiliyoruz. Bu şekilde bir kullanımda bulunabiliyoruz. Fakat biz araştırdığımız zaman 5 tane madde gördük insanların tercih etmesindeki önemli faktörler olarak. Kullanımdaki arayüz sıkıntısı. Kullanımdaki arayüz sıkıntısı şu an kullanmış olduğumuz Teams'de de görüldüğü gibi çoğu insan tarafından çekilebilen bir problem. Yani bazen çok karışık oluyor yaratan firmalar ve çözümü sunan kişiler. Bir sürü alana dokunsun istiyorlar. Fakat bu alanlara dokunmasını isterken bir anda kullanımdaki arayüz çok karmaşık bir hale gelebiliyor ve insanlar anlamayabiliyor. İnternet bağlantısını zorlayan gereksinimler. İnternet bağlantısını zorlayan gereksinimler çağımız internet çağı olduğu için. Fakat Türkiye'de pek bazen bazı şirketler ve kurumlar tarafından çok da desteklenemediğimiz için server ve altyapı çalışmaları ülkemizde çok gelişmiş düzeylerde değiller. O yüzden biz herhangi bir şekilde interneti kullanırken çok da aslında almamız gereken verimi alamayabiliyoruz. Bizim çözümümüzde serverlarımız ve altyapılarımız tamamen Türkiye bazlı olacağı için ilk aşamada herhangi bir şekilde internet bağlantısı bizi zorlayacak bir gereksinim olmayacak. Kullanım için kullanılan teknolojik cihazların yetersizliği. Şu anda pek çok yerde görüyoruz. Köylerde veya uzak şehirden uzak bölümlerde okuyan öğrencilerimiz tablet, internet, herhangi bir şekilde bağlantı sıkıntıları yaşayıp derslerinden eksik kalabiliyorlar. Biz bunların kalmaması için slaytımızın ileriki sayfalarında da bahsedeceğimiz gibi promosyon çalışmaları yaptık ve kurumlarla birlikte ortaklaşa çalışarak bu teknolojik cihazları bizim kendi sermayemizden, kendi elimizden de yaygınlaştırılarak kullanılmasını istiyoruz. Gizlilik politikası, gizlilik politikasından bahsetmek gerekirse çağımız bilgi çağı olduğu için en önemli şey aslında hiç de sakınmadığımız, hiç de farkındasında olmadığımız bir şey ama en çok önemli olan şey bizim bilgilerimiz. Her bir bilgimiz aslında altın niteliğinde. Bize izletilen reklamlar, bize sunulan şeyler. Bunların hepsi tamamı gizlilik politikasında kabul ettiğimiz şeyler sonucunda bize dayatılıyor. Biz ürünümüzde gizlilik politikamıza çok önem veriyoruz. Ve hiçbir şekilde hiçbir kullanıcının bilgilerine üçüncü parti kişilere veya başka kurumlara iletilmeyeceğinin garantisini veriyoruz. Müşteri temsilcisi desteği de böyle konularda ki bizim platformumuz için çok önemli bir şey olacak. Biz platformumuzda sanal ortamlar da yaratmayı planlıyoruz. Eğitim veren kurumların ve eğitim alan öğrencilerin isteklerine doğrultusunda ortamlar oluşturacağız. Bu ortamları oluştururken müşteri temsilcisi desteğimiz bizim için çok önemli bir aşama olacak. Süreç içinde gelişmelerimizden bahsetmemiz gerekirse, biz Şubat ayında Berna hocamızın bize sunmuş olduğu şekilde konularımızı seçtik, fikir arayışımızda bulunduk ve fikrimizi özümsendik. Mart ayında iş modeli
motivasyon ve iş bölümünde çok büyük yollar kat ettiğimizi düşünüyoruz. İş modelimizi düzgün oluşturduk ki sonradan iş modelimizi değiştirip motivasyon kaybında bulunmayalım ve zaman kaybetmek istemedik. Nisan ayında araştırma çalışmalarımızı yaptık ve araştırmalarımızı raporlarımıza döktük. Mayıs ayında gelir modelimizi oluşturduk. Gelir modelimizde abonelik sistemi olacağını düşünüyoruz. Abonelik gibi bir sistem olacağını düşünüyoruz. Aynı Zoom'da kullanıldığı gibi. Zoom'da da ücretsiz bir seçeneğimiz var. Ücretsiz bir seçeneği kullanabilirsiniz. Fakat size bir süre kısıtlaması getirilecek ve tam olarak materyallerde kullanılamayacak. Teknik destek ağı kurmamız gerekiyor. Teknik destek ağı bu konularda çok önemli. Sınavlar. Çınar, sesini duyamıyoruz. Pardon hocam, kulaklığım kapandı. Haziran ayında ise promosyon çalışmalarımızın ve proje eğitim kurumlarının ile birleşmesinin planlarını yaptık. Promosyon çalışmaları olarak Türkiye'de bulunan ve ileriki aşamalarda yurt dışında bulunan eğitim kurumlarıyla ve eğitimi düzenleyen yetkili kurumlar tarafından ortaklaşa bir çalışmalar sergileyerek ürünümüzün daha kolay yayılmasını ve daha sıkça kullanılarak düzgün bir çözüm olmasını umuyoruz. Sözü Talha arkadaşıma bırakıyorum buradan sonra. Pandemi dönemiyle beraber uzaktan eğitime geçildi. Uzaktan eğitimde öğrenci, öğretim görevlisi, yönetim gibi mecraların iç yükünü kolaylaştırmak için bir sanal platform yarattık. Sanal platformda dikkat çektiğimiz etken uzaktan eğitimin eğitime verdiği zarar. Bu zararlar öğrenci için geleceği etkilerken öğretmen için ise iş sorumluluğuna zarar vermekte. Sanal platformda temel amacımız olan uzaktan eğitimi en verimli hale getirmek için platformun içerisinde hareket kabiliyeti ve iletişimi üst düzeyde tuttuk. Özellikle bizim gibi el işine dayanan bölümlerde uzaktan eğitimin zararı biraz daha artıyor. Demek istediğim, ben bir maket yapıyorum, yaptığım bu maketi hocalarıma sunmak için fotoğraf çekiyorum ve işlevini anlatıyorum. Bu durumda hocalarımızın kavrayamadığı hem de bizim hocalarımızın verdiği kritikleri doğru anlayamadığımız zamanlar çok fazlasıyla oluyor. Biz bu konuları gidermeye çalıştık. VR eldivenleriyle birlikte sanal platformun içerisinde temel duyuları sağlamayı hedefliyoruz. Daha demin bahsettiğim hareket kabiliyeti ve iletişimi üst düzeye çeken bu eldivenler sanal platformda yaptığımız her hareketi, her düşünceyi gerçeğe geçmesini sağlamakta. Invictus'umuz eğitim modellerinin mükemmel birleşmesini içermekte. Bu mükemmel birleşmeler yüz düzey eğitim, uzaktan eğitim, interaktifliğin merkezinde yer almakta. Evde durarak sağlığımı korurken sanal platformda yüz düzey eğitimin verimliliğini ve interaktifliğini almaktayım. Şimdi ürünümüzün özelliklerini sizlere arkadaşlarım anlatacak. Ürünümüzün özellikleri önceden de bahsetmiş olduğumuz gibi platformumuz uzaktan eğitimi, yüz düzey eğitime en yakın deneyime getirmeyi amaçlamaktadır. Çokça sık bir şekilde yaşadığımız bir şey olan soru cevap kısmı, öğretmen ve öğrenciler arasında özel fısıldama balonları bulunmaktadır. Böylece bütün sınıfa duyurulmadan bir öğrenciye veya bir öğretmene istediğimiz özel talepleri veya herhangi bir söylemek istediğimiz şeyleri iletebilmekteyiz. Sınıf ortamı eğitim veren kurumların isteği doğrultusunda özel olarak tasarlanabilmektedir. Solda size hazır görmüş olduğumuz örneklerden de gösteriyoruz. Ameliyathane ortamları kurulabiliyor, laboratuvar ortamları kurulabiliyor, test düzenekleri kurulabiliyor veya sunumları yapabileceğimiz, jürilerimizi alabileceğimiz bir jüri odası şeklinde bir ortam kurulabiliyor. Bu özelliğimizde ise sizin daha iyi olan öğretmenlerimizin özlediği sınıf ortamını sizlerle birlikteyiz. Sınıf ortamında öğretmenin, öğrencilerin arayüzleri yani şekilsiz halleriyle birlikte hangi öğrencilerin hangi tarafta vesaire el kaldırdığını burada rahatlıkla görebilmekteyiz. Özel soru kısmı, özelliği ise bir öğretmenle öğrenci arasında geçen özel bir sorunun cevaplamasıdır. Ve ayrı özelliği olan bu özel kısmın diğer kısmı ise öğrencimizin öğretmene sorduğu soruyu sınıfa da sorabilir. Yani sınıfta buradan verim alabilir bu konuşmada. Uygulamalı derslerimizin en iyi özelliği ise uyguladığımız ürünlerimiz ya da maketlerimizi bizzat kendi gözümüzle sanal önümüzde görmekteyiz. Bu sayede öğretmenlerimiz de ürünlerimizi inceleyebilir, etrafında dönerek nasıl, nerede, hatalar vesaire bu tarafları daha iyi anlaşılmayı sağlayabilir.
VR süresini dersinde gözümüzden çıkardığımız zaman öğretmenlerimize bildirim gitmektedir. Bu bildirim öğretmenlerimizin hangi saat, hangi dakika öğrencinin o dersten çıktığını ya da ders sonunda özel bir liste halinde size saat ve dakika sunmaktadır. Bu şekilde hocalarım ve değerli misafirlerimiz öğrencilerin katılımlarını ve motivasyonlarını görebiliyoruz ders içerisinde olan. Derse ne kadar katılmışlar, derse ne kadar verim almışlar, sadece dersi açıp gitmişler mi gibi bilgilerin çıktısını buradan alabiliyoruz. Sunumumuz bu kadardı. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Değerli sorularınızı ve fikirlerinizi duymaktan memnuniyet duyarız. Elinize sağlık arkadaşlar. Nazmi Hocam buyurun. Merhaba, sesim geliyor mu? Evet. Evet hocam, geliyor, duyabiliyoruz. Öncelikle biraz benim alanıma yakın olduğu için diğer sunumlara oranla bir tık daha dikkatli izledim ama bütün sunumlar ve proje fikirleri gerçekten harikaydı. Bu kadar iyi öğrencilerle ve bunları bu kadar iyi yönlendiren hocalarla aynı kurumda çalıştığım için çok şanslı hissediyorum. Bu VR'la ilgili şunu sormak istiyorum. Tasarladığınız projedeki yazılım kısmını nasıl halletmeyi düşünüyorsunuz? Yani sizler yazılım yapabiliyor musunuz? Yoksa bunları hazır almayı mı düşünüyorsunuz? Maliyetleri ve yaygınlığıyla ilgili bir fikriniz var mı? Hocam şöyle düşünüyoruz. Aslında yazılım yapma gibi bir bizim lüksümüz yok veya yazılım bilmiyoruz. Fakat biz fikri doğurduğumuzdan dolayı yazılımcı ortak arkadaşlarımızla ve ortak şirketlerle çalışmayı planlıyoruz. Hazır template'ler almak değil, tamamen kendi yazılımımızı oluşturmayı planlıyoruz. Bu şekilde bir yol izlemeyi planlıyoruz. Şöyle ki... Eğitimde kullanımının çok az olduğundan söz ettiniz. Aslında bunun en temel problemi eğitim alanında bu tarz yazılımların yetersizliği ve gerçekten iyi yazılımlar yetiştirecek nitelikte insan gücünün az olması. Oranın o nedenle düşük olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle hocam. Gizlilik konusunda da şunu söyleyebilirim. Yani kişisel verilerin korunması zaten bir zorunluluk, yasal bir zorunluluk. Dolayısıyla bunu yapmama şansınız zaten yok. Kullanıcı bilgilerini üçüncü, dördüncü kişilerle paylaşmak ya da işte izinsiz paylaşmak gibi bir durum zaten söz konusu değil. Dolayısıyla gizlilik olmazsa olmaz. Ben projeyi çok beğendim. Benzer çalışmalar dünyada yapılıyor. Flip-flop classroom'lar vesaireler, bunları inceleyip onlardan da feyiz alarak geliştirebilirsiniz. Kesinlikle yapılabilirliği yüksek ve son derece popüler ve güncel bir çalışma. Eğer istikrarlı bir şekilde devam edip yarıda bırakmazsanız çok başarılı olacağına inanıyorum ve inanılmaz memnun oldum. Çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum. Hocam. Çok teşekkür ederiz hocam. Hocam gizlilik konusunda şundan bahsetmek istiyorum. Aslında kişisel bilgiler değil de bizim bu YouTube'da da karşılaşmış olduğumuz şekilde veya Google'ın da bize sunmuş olduğu şekilde reklam izleme alışkanlıklarımızdan bahsetmek istiyorum hocam. Yani kişisel bilgilerin tabii ki de paylaşılması gibi bir şey yok. Fakat burada kullanıcının ortamında internet geçmişinden kullandıkları şeylere göre veya ders içerisinde kullandığı ses bilgilerine göre, konuşma biçimlerine göre bir reklam satımı olmamasından bahsediyoruz. Herhangi bir şekilde kişisel bilginin satımı söz konusu değil. İşte orada zaten o tarz platformlarda çerez ayarlarını kabul ettiğiniz için aslında o verileri de kabul etmiş oluyorsunuz. Biraz o altyapıyı incelemek gerekiyor galiba. Kesinlikle hocam. Çok teşekkür ederiz yorumlarınız için. Nazmi Hocam çok teşekkür ederiz. Adil Bey buyurun. Bir şeyler söylemeden göndermek olmaz. Yani şu anda aslında kullandığımız işte Teams olsun, Zoom olsun veyahut da ben daha çok WebEx kullanıyorum mesela Cisco'nun. Aslında bayağı iyi özellikleri var veyahut da bizim işte ODTÜ'de ODTÜ Class sisteminin içerisinde Noodle bazlı Moodle bazlı bir sistem var. Bunların epey özellikleri var ama bir sürüsünü biz yakından takip etmiyoruz. Veyahut da ne bileyim ya ben zaten ders vermemle uğraşıyorum kendi derslerimle, bir de bunu öğrenmeyeyim kısmı var. Dolayısıyla hakikaten kolay olması, kullanıcıyla dost olması önemli şeyler.
ama kolay olmayabiliyor her zaman. Çok ilginç örnekler var yani AR, VR dışında mesela Harvard'daki sınıflarda bayağı arkada şey ekranı, dev ekranlarda her öğrencinin kamerasının yansıtıldığı, dolayısıyla sanki o sınıftaymış gibi soru cevap yapılabildiği ortamlar var. Veyahut da işte çeşitli avatarlar kullanarak şey olabilir, daha alışık olduğumuz bir sisteme yakın. Ama tabii işletim gücü ve kapasiteler ve bağlantılar falan sorunlu hale geliyor. Muhtemelen zaman içerisinde o tarafa doğru bir şeyler, akışlar olacak. Ama tabii onu kullanacak, onunla rahat eden ondan sonra hocaların oraya göç etmesi de anlamlı olacak. Bir anda yani ilk başta bana işte o gözlükleri takıp bunu yapabilir hale gelse, evet bir iki gün gayet hoşuma gidebilir bilmem ne, ama yani bütün gün siz o VR gözlükleriyle öğrenci olarak onu günde 8 saat takıp ondan sonra terlemeden etmeden gözler sorun olmadan işleyebiliyor mu, ondan çok emin değilim. Muhtemelen daha gelişmesi gereken şeyler var. Belki Google Glass'in yeni versiyonu falan o tür şeyler belki gelebilir. Ama yani her yerde olduğu gibi eğitimde de bunun yeri olacağını tahmin ediyorum. Ama açıkçası şu aşamada kısa vadede en işte nasıl daha iyi hale getirilebilir eğitim aslında biraz hocaların eğitiminden de geçiyor. Yani hocalara doğrudan ya şunun şu özellikleri var ve şu şekilde kullanabilirsiniz. İşte yoklama alırken mesela her dersinizde kaç dakika harcıyorsunuz? Bunu tamamen otomatik olarak yapıyor mu hocalarınız? Var aslında o sistemlerin içinde gömülü olarak bu. Ama ben dahil her dersin ilk kaç kişilik sınıf olduğuna göre 3 dakika, 5 dakikasını hala eski tarz yoklama alıyorum. Ki ben nispeten teknoloji ile yakın ve kullanmayı seven birisiyim. Ama işte yani kolay değil hemen onun içine adapte olabilmek. Bir de yani buna harcadığım zaman bir yatırım. Bu mu benim için öncelikli olmalı? Emin değilim. Ama kısa vadede onu iyileştirmek için hocaların bir eğitimi mesela epey fayda getirebilir bu sınıflarda bence. İlginç fikirleriniz var. Çok miktarda yenilikler de yapılıyor etrafta. Fikir çalın demiyorum ama kesinlikle etrafta neler yapıldığına bakmak ve zaman zaman biraz esinlenmek. Yani etrafta rakipleriniz ne yapıyor kesin bakılması gereken şeylerin içerisine yer alır. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz Halil Hocam, değerli yorumlarınız için. Çok teşekkür ederiz. Nazmiye Hocam, bir şey eklemek mi istiyorsunuz yoksa? Evet, bir şey daha sormak istiyorum. Oraya atladım az önce. Dediniz ki bahsederken VR gözlükleri öğrenciyi gözünden çıkarttığı zaman hocaya bir bildirim gidecek ya da işte bir uyarı gidecek. Bunu nasıl sağlamayı düşünüyorsunuz? Bunun için yani böyle bir sistem var mı? Yoksa hocam, bu sadece zaten sizin fikir... Hem fikir aşamasında hem de aynı zamanda ürün bazlı olarak kullanabileceğimiz bir özellik. Çünkü şu an çoğu gördüğümüz VR gözlüklerinde işte Oculus'un Rift olsun veya HTC'nin Vive olsun. Bunların içerisinde hocam bir yakınlık sensörü bulunuyor göz kısmının şuralarında. Ekranı boşu boşuna ısıtmamak için gözüne takmadığın zaman zaten ekrana görüntü vermiyor oradaki sensörden. Bu şekildeki sensörden bir feedback alarak çok kolay bir biçimde bu bildirimi iletebileceğimizi düşünüyoruz. Ve hocam şöyle eklemek isterim. Bu bildirim çıkardıktan 5 ile 10 saniye arasında tepki vermektedir. Yani terleme sorununu Adil Hocam söylemişti. Yani tabii ki terleme, kaşıntı vesaire olabilir. Onu çıkarıp gözünüzü ya da kaşıyacağınız yeri kaşıyarak tekrar takabilirsiniz. Yani o andaki bir görüntü kaybı ya da bir dersten çıkma tepkisi olmayacak. Şimdi buradaki gözlüğün herhangi bir cisme geçirilmesi de aynı işlevi görüyor mu, yoksa özellikle kullanıcının gözünü mü algılıyor? Örnek veriyorum, bacağına da geçirebilir öğrenci, çünkü çok öğrencilerimiz inanılmaz yaratıcı bu konuda, ya da herhangi bir başka bir şeye de geçirip yani şimdi biz bunu uzaktan eğitim sürecinde hepimiz deneyimledik, hocalarım da bana katılacaklardır, derste var öğrenci fakat iletişim kurmak istediğinizde karşı tarafta muhatap yok. Dolayısıyla sanal gözlüğün bu anlamdaki kişinin gerçekten gözünde mi hani
yoksa herhangi bir yere takılı olup olmadığını ayırt edebiliyor muyuz? Buna bakmak lazım. Adil hocama şu noktada katılıyorum. Evet, eğitimcilerin eğitim ve farkındalığı bu noktada çok önemli. Çünkü biz uzaktan eğitim sürecinde bunu gördük. Ne yazık ki teknoloji kullanımı konusunda inanılmaz gerideyiz. Ve bu gerilik bizim sahip olmadığımız imkanlar yüzünden değil, biraz yeniliğe açık olmadığımız ve geleneksel yöntemlerden kopamadığımız için. Dolayısıyla bu anlamda özendirici, motive edici, ikna edici taraflarını da öne çıkartmak gerekiyor galiba. Yani geleneksel sınıflarda geleneksel yöntemlerle tahtaya yazı yazarak ders işlemek yerine teknolojiyi sürece katarak ders işlemenin çok daha verimli olduğu noktasında galiba önce eğitimcilerin ikna edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hocam teşekkür. Şu şekilde söyleyebilirim eğer isterseniz. Hani yani kafaya takıldığını anlıyor gibi diyorsunuz ya. Zaten içerisinde bir sürü sensör olduğundan dolayı eğer bacağına falan başka bir yerine taktığı zaman hani kafasının konumundan sanki yere bakıyor gibi gözükecek veya bu şekildeki birkaç dönütle algılayabileceğimizi düşünüyorum. Fakat hani göz taraması veya gerçekten bir insan gözüne mi yerleştirildi veya cisme mi yerleştirildi gibi bir feedback'i düşünmedik daha doğrusu. Bizim aklımıza böyle bir şey gelmemişti. Sınar, teşekkür ederiz. Buna diyalektik denir. Ondan sonra genellikle işte hukuk tarafı bir kural koyar, bir sınırlama getirir. Karşı taraf bunun etrafına nasıl dönebileceğini yaratır. Ve teknoloji konusunda daha biz büyükler, olgunlar diyelim, bir şey getirdiğimiz zaman sizler onun çözümünü hızla buluyorsunuz. Dolayısıyla şey, çok uğraşmak değiyor mu o zamana emin değilim. Teşekkür ederim herkese yorumları için. Değerli katılımcılar, bugün herkes burada bulunduğu için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle Adil Hocam, bütün gruplara ayrı ayrı yorum yaptığımız için, burada bulunduğunuz için çok mutlu olduk. Sizi burada görmek gerçekten bizi çok memnun etti. Teşekkür ederim. Öğrencilerime çok teşekkür ediyorum. Berna Hocam'ın ışığında çok güzel çalışmalar yapmışlar. Ben sözü Berna Hocam'a bırakıyorum artık. Evet, gerçekten sonuna kadar hiç sesimi çıkartmamak çok zorlayıcıydı. Önce bu deneyimimden bahsedeceğim. Hocam fark ettik onu. Çok geveze bir hocayım ama böyle artık en azından yazarak birazcık kendi isteğimi gidermeye çalıştım. Tabii ki gerçekten şöyle bir sonuç cümlesi söylemek istiyorum. Yani öyle bir final sınavı yaptık ki hep beraber. Aslında onların öğrendiklerini ölçtüğümüz değil, katkıda bulunup daha çok öğrenmelerini sağladığımız bir final sınavı yaptık. Bunu eşsiz ve çok değerli buluyorum. Çok değerli hocalarımızın katkılarıyla. Yani sınavda daha çok nasıl öğrenirim konulu bir kompozisyon yazsak galiba bunu tarif ederdik. Ben her birinin sizlerden çok şey öğrendiğini ve bundan sonraki projelerine, yani bu projelerine katkılarda olduğu kadar bu girişimcilik ruhunu ya da girişim fikirlerini daha çok geliştireceklerini, bundan keyif aldıklarını gözlemledim. Konularını savunurken o gözlerindeki ateşi gördüm. Mantıklı ve doğru ölçülerde sizlere karşı sizlerin sorularına hem cevap verdiler hem savundular. Onlar için, bunlar için öğrencilerime tekrar teşekkür ederim. Gerçekten özgüven, enerji, bunlar çok önemli şeyler girişim projelerinde. Daha hayatınızın üniversite başlangıcında böyle bir güçle ya da bir özgüvenle hocalarınızın karşısına çıkmanız, cevaplar vermeniz, onları dinlemeniz ve dinlediklerinizden kazandıklarınız benim dersimin amaçları içindeydi. Bunu da sonuna kadar edindiğimizi düşünüyorum.